Değerli izleyenler, 18 gündür kayıp olan Narin tüm Türkiye'nin merak ettiği biriydi. 8 yaşındaki küçük kızın cansız bedeni bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan paylaştı. Sürecin başından beri takipte olan arkadaşımız Canan, Altıntaş'a gideceğiz. Oradaki son durumu öğreneceğiz şimdi Canan. Evet, maalesef çok üzüntülüyüm. 19. günde Narin kayıptı. 21 Ağustos günü kaybolmuştu saat 15.10 itibariyle ve o günden bugüne Türkiye ve aynı zamanda jandarma kuvvetleri herkes Narin'i arıyorduk. Ancak bu sabah Narin dere kenarında, dün de arama yapılan dere kenarını canlı olarak gösterdi. O noktada maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler bildiğiniz gibi dün ROV ve sonar cihazları getirmişti. Son olarak o cihazlarla Narin özellikle derelerde aranıyordu. Bu teknolojik aletlerle kullanılan arama çalışmalarında maalesef Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Aynı zamanda bildiğiniz gibi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedenine jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun demişti. Narin 21 Ağustos günü kaybolmuştu Elif ve o günden bugüne arıyorduk. Bütün Türkiye, tüm dünya Narin'in bulunması için, canlı bulunması için ümit ediyordu. Ancak Narin maalesef, tekrar edersek, 19 gündür kayıp olan Narin maalesef bu sabah cansız bedenine ulaşıldı dere kenarında ve bildiğiniz gibi son günlerde dere kenarlarında oldukça yoğun arama vardı. Bunun için de İstanbul'dan, Ankara Genel Komutanlığı'ndan ROV ve sonar cihazları gelmişti. Yine JAK ekipleri, jandarma arama kurtarma ekipleri gelmişti. Ve bu son iki gündür yoğun arama sonucu Narin'in maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Biz haber takibimizi sürdürüyoruz Elif. Olayla ilgili tabii soruşturma da devam ediyor. Narin'i oraya kim attı? Katilleri kimler? İşte bunun cevabını da yine yürütülen soruşturma kapsamında inşallah yakalanacaklar. Çalışmalar devam ediyor diyeyim. Sözü de merkeze bırakayım. Teşekkürler, ayrılma lütfen. Şimdi aslında sesinden çok net bir şekilde anlayabiliyoruz, hissedebiliyoruz ki çok üzgünsün. Başından beri aslında süreci takip ettin, bölgede çalışıyor olman dolayısıyla aslında herkesten önce intikal eden haber adına çalışan kişi sendin belki de ve çok yakından takip ettin süreci. Şimdi sesindeki bu üzüntü, elbette hepimiz üzülüyoruz ama bir hayal kırıklığı da duyuyorum sanki sesinde. Yani hala canlı olabileceğine dair bir umut, bir beklenti hala var mıydı 19 gün olmasına rağmen? Evet Elif, çünkü soruşturma kapsamında şu anda söyleyemiyorum ama ümidimiz vardı yaşadığına dair. %1 ihtimal bu şekilde ekipler de çalışıyordu. %1 ihtimal de bizim için çok önemliydi. Evet, Narin bizim kızımız değildi ama 19 gündür Narin oldukça benimsedik, her yerde aradık. Ve sadece haber amaçlı değil, yardımcı olmak amaçlı da biz de arama tarama çalışmalarında taşların altına baktık. Kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan ya da bir yerdedir. Birçok umudumuz vardı aslında ama açıkçası hayal kırıklığına uğradım. Yine de bir yerden Narin'in çıkacağını düşünüyorduk. %1 ihtimal de olsa. Çünkü son zamanlarda bildiğiniz gibi umut tükenmişti. Hani bir yerden çıkar diyorlardı ama evet, yine de belki bir yerden çıkar diye düşünüyorduk. Ancak maalesef çok üzgünüm. Mutlu haber vermek istiyordum ama Narin'i maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Evet. Peki çok üzgünüm gerçekten. Bulunduğu noktanın köye, evine, kaybolduğu noktaya mesafesini sen tahayyül edebiliyor musun? Ne kadar bir mesafeden bahsediyoruz? Ne olmuş olabilir? Şu anda kuzeyinde, derenin kuzeyinde, eğer tutmaz da Sarıdağlı deresinin kuzeyinde, dün de bir noktada arama yapılıyordu. O noktaların orta kısmında, çünkü çok fazla dere var orada.
Bu son gelen sonar ve ROV cihazlarıyla oralarda aramaları yoğunlaştırmışlardı. O noktalardan birisinde bulunmuş, kuzeyinde. Evine, köye, yani tam olarak şu an kaç kilometre uzaklıkta onu öğrenemedim ama kuzeye doğru yine dere kenarında maalesef bir çuval içerisinde, çuval poşet olarak tabir edilen bir şeyin içerisinde bulunmuş. Çok üzgünüm. Çuval içerisinde bulunması aslında bu kadar gündür tartışılan yani Nari'nin işte kaçırıldığı ya da öldürüldüğü yönünde elbette ihtimaller en çok konuşulanlardı. Yani nehir kenarında, dere kenarında bulunması acaba bir şekilde oynamaya gitmiş olabilir çocuk vesaire akla başka ihtimaller de elbette geliyor ama çuval içinde yani olduğunu söylemenle birlikte hepsi bertaraf oluyor, öyle değil mi? Bir çuval tabir olarak bir cismin içerisinde bulunmuş çuval poşet olabilir. İlk gelen bilgi böyle. Ama dışarıdan elle bir müdahale var yani aslında. Bir kaza yani olmadığı çok açık. Şu anda şöyle düşünüyorum. Çünkü sonarla ROV cihazı suyun altındaki nesnelerin ses dalgasıyla çarpıp cisimlerin tespiti yönünden çok önemli bir cihazdı. Şu anda onunla tespit edilip edilmediğini bilmiyorum ama öyle tahmin ediyorum. Çünkü dünden bu yana bölgedeki önceki günden hem JAPSAK ekipleri gitmişti hem de iki dedektör köpek vardı bu konuda hassas burunlu. Onların tespiti de olabilir. Ama ROV'la sonar cihazı cisimlerin ses dalgasıyla tespitine yönelik çok büyük, özellikle denizde kaybolmalarda büyük önem arz ediyor. Acaba o ROV cihazıyla mı bulundu, onu henüz teyit edemedim. Muhtemelen çünkü derenin altı zaten bir hafta 10 gündür eğer tutmaz derisi balçıklardan dolayı girilemiyordu. Onu temizledikten sonra 50 kişilik JAPSAK timleri girmişti ve bu arama çalışmalarında JAPSAK timleri özellikle iki taraftan o bölgeyi taramıştı, 7 kilometrelik alanı. Bu kez de dün birçok noktada ihbar vardı. Hatta canlı yayınımızda göstermiştik. İşte o noktalardan birisinde maalesef Nari'nin cansız bedenine ulaşıldı. Peki aslında balçık kurutulması için düne kadar bu çalışma yapılmadı. Doğru mu anlıyorum Canan? Yani aslında bir süredir bir de bunun için ayrıca paralelde yürütülen bir çalışma olduğundan bahsediyorsun. Sanırım 5. 6. gün eğer itibariyle tutmaz deresinin bir kısmı dalgıçlar oraya girdiler ancak ilerleyemiyorlardı dalgıçlar. Dalgıçlar ilerleyemeyince kepçelerle bu bölgedeki balçık ve taşlar oradan boşaltılarak derenin yönü başka bir tarafa verildi. Yani çok büyük bir orada çalışma yapıldı. O derenin yönü çevrilince ve suyun debisi düşürülünce Ankara'dan gelen JAPSAK timleri de işte o bölgeye rahatlıkla girebildi. 7 kilometrelik alanda büyük bir çalışma başlattılar. Bir de ROV ve sonar cihazı da geldi. Tabii ki bu aramalarda çok önemli bu cihazlar, teknolojik cihazlar, JAPSAK timleri. Ve maalesef işte yapılan o çalışmalarda Nari'nin cansız bedenine ulaşıldı. Peki Canan, şimdi Nari'nin aslında amcası gözaltında, bunu biliyoruz ve aslında suçlamaların, daha doğrusu onun gözaltında olmasının gerekçelerinden bir tanesi de işte aracıyla ayrılmış olmasıydı. Şimdi kuzeyde bir noktada bulundu ya Nari'nin, orada bir kesişim var mı? Yani amcanın hangi yöne doğru gittiğine dair herhangi bir veri var mı elimizde? Orada bir bağlantı kurabiliyor musun sen bu iki bilgi arasında? Şimdi soruşturma kapsamında biliyorsunuz ki amca gözaltına alınmıştı. Amcanın çelişkili ifadeleri WhatsApp mesajlarıyla silmesi, aynı zamanda bize de Batman'da olduğunu söylemesi ve sonrasında da yapılan çalışmalarda amcanın aslında Batman'da olmadığı, kapının önünde oturduğu saat 18.30'da tespit edilmişti. Bu ifadelerle de desteklendi. Tabii ki sonrasında bir benzin istasyonunun amcanı gördüğünü, oradan alışveriş yaptığını
Bunu da zaten ifadeleriyle ben mazot aldım demesi, bu yoldan itibaren zaten jandarma bölgeye bir ay öncesinden gelen araçların geliş gidiş güzergahlarını, PTS kayıtlarını, baz istasyonlarındaki bütün o görüşmelerin hepsini tespit ediyordu. Bu çalışma ilk günden başlamıştı. Hı hı. Amcanın bu beyanları, çelişkili ifadeleri nedeniyle de yapılan araştırmada amca söylediğinin tam tersi çıkmış. Aynı zamanda aracında yapılan incelemede, bu arada o araç başkasının adınaydı ama amca 10 gündür o aracı kullanıyormuş, tarlada özellikle. Araçla gidiş güzergahını, o araca bindiği tespit edilmişti ve ardından da yapılan incelemede Narin'e ait DNA tespit edilmişti. Yani biz aslında şu da özür dileyerek araya gireceğim Canan. Yani amcanın o aracı 10 gündür kullanıyor olması ve Narin'in DNA'sının araçta olması aslında daha da şaşırtıcı. Yani bir taraftan amcasının aracında tabii ki yeğeninin DNA'sı da çıkabilir bir şekilde gibi yorumlar da olmuştu. Ama sadece 10 gündür kullandığı, kendisine ait olmayan bir araçtan bahsedince aslında durum biraz daha renk değiştiriyor, değil mi? Şöyle beyanlara göre Elif... tarlada o aracı zaten herkes kullanıyormuş tarlada. Yani tarla işlerinde. Öyle bir beyan vardı. Ama tabii bunların hepsini çok yönlü araştırdılar. Çok yönüyle. Ve amca soruşturmanın selameti açısından söyleyemiyorum. Ve tutuklandı. Ama tutuklanma nedeninin bize yansıyan kısmında tutuklanma nedeni çelişkili ifadeler, WhatsApp mesajını silmesi, bir saatlik telefon görüşmesini kapatması ve bir saat telefonunu kapatması. İşte bunların hepsi üst üste gelince aslında savcılık bu beyanların üzerine amcayı tutuklamıştı. Ama tabii ki soruşturma devam ediyor. Hangi düzeyde olduğu bir çok gizli bir soruşturma devam ediyor bu arada Elif. Bu soruşturma kapsamında Narin'i bu kötülüğü yapanlar inşallah hepsi bulunacaklar. Dileğimiz o yönde. Canan peki evet. Tekrar Narin'in bulunduğu noktayla devam edecek olursak. Şimdi o derede yoğun bir akış söz konusu mu sence, sürüklendi mi yoksa direkt o noktaya mı bırakıldı? Yani bu noktada senin bir yorum yapman çok kolay değil biliyorum ama en azından bölgeye hakim olduğun için sormak istiyorum. Şöyle tekrar söylemek gerekirse zaten dere üzerinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyordu. Şunu söyleyebilirim. Zaten hemen sonrasında derelerde arama yaptılar. Evin Narin'in hemen evinin altında Eğer Tutmaz Deresi var. Bir de bir kanal var. Kanal 26 kilometrelik bir alanda. Bu kanalda zaten ilk dakikadan itibaren hem AFAD ekipleri hem jandarma arama kurtarma sualtı ekipleri, bunların hepsi çalışmaların dahilindeydi. İlk günden bugüne 2 saatte bir arama çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarda maalesef ele geçen hiçbir şey yoktu. Özellikle kanalda 2 saatte bir yapılıyor. Bir de Eğer Tutmaz Deresi var hemen. Köyün alt tarafında yaklaşık 2 kilometrelik uzaklıkta, hemen köyün alt kısmında bulunuyordu. Onun bir ucu da Diyarbakır-Batman karayolundaydı. Bu derede tamamıyla bir arama yapmak için maalesef dalgınçlar orada ilerleyemiyorlardı. Bunun için de oraya kepçeler getirildi. Kepçelerin orada bir nokta var. Orada bir araba yapılıyordu. O derenin yönünü değiştirdiler. Yönünü değiştirince arama çalışmaları daha çok genişletildi. Ve tabii ki dalgıçlar girdi. Şimdi bu arada bir de hemen Narin'in alt tarafında villalar var. Villaların orada bir dere var. İşte o Eğer Tutmaz Deresi. Eğer Tutmaz Deresi villaların çok yakınında. Hatta biz şunu söylemek istiyorum Elif. Ben kendim defalarca o bölgeye tek başıma giderek
Oralarda kameraman arkadaşım Mehmet Sayahan'la birlikte çok kendimiz de arama yaptık. Hı hı. Hani buralarda olabilir diye. Derenin yönü değiştirilince dalgıçlar oraya tam olarak girmeye başladı. İşte o günden bugün de aslında o bölgede çok fazla arama vardı. Ve maalesef Nail'in cansız bedenine ulaşıldı. Çok, gerçekten çok üzgünüm. Çok mutlu, güzel bir haber vermek istiyorduk ama maalesef. İşte Narin'e ne oldu? Artık bu noktadan sonra verilecek tek iç rahatlatıcı haber bu durumun cezasız kalmadığı yönünde olacak. Aslına bakarsan bir yandan seni dinlerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı paylaşımın altındaki yorumlara bakıyorum. İnsanların tepkisine bakıyorum ve herkesin artık bu noktadan sonra dileği bir noktada toplanıyor. O da bu iş cezasız kalmasın. Narin'e bunu yapan suçlu her kimse o cezasını çeksin. Artık insanların, hepimizin isteyebileceği tek şey olarak kalıyor. Peki bu aramalar... Yani köye çok yakın bir nokta Elif. Hı hı. O kadar yakın ki. Çok yakın bir nokta. Yani aslında su altındaki aramalar daha erken bir tarihte başlayabilseydi, o bahsettiğin olumsuz durumları bertaraf etmek için yapılan ekstra çalışmalar var. Anladığım kadarıyla neredeyse bir hafta 10 gün kadar da onlar sürmüş zaten. İşte Balçık gibi sorunlardan bahsediyorsun vesaire. Daha önce belki bulunacaktı ama Nari'nin ne yazık ki ilk günde bulunsa netice farklı olmayacaktı belli ki. Tam olarak konum olarak da aldım. Villaların olduğu noktada, yanında hemen işte o Eğer Çıkmaz Deresi'nin bulunduğu nokta. Villaların hemen yan tarafı olarak şimdi bildirdiler ve Eğer Çıkmaz Deresi hemen orada, o arada bir noktada bulundu. Peki Narin'den ne izler kalmıştı geriye? Onları bir hatırlayalım mı? Bir eşarbın bulunduğu en son annesiyle yaptığın bir röportaj anımsıyorum dünden. Belki de evet. Önceki günden. Hafızam evet, beni yanıltıyor olabilir. Evet ama şöyle bir durum var, maalesef o eşarbı ben köydeki çocuklara, Nari'nin başında bu eşarp mı vardı, onları sordum onlara. Hı hı. Onlar eşarbın bu olmadığını söylediler. Anne kızının hangi eşarbı taktığını bilmiyor, o da emin değildi zaten. Hı hı. Daha sonrasında özellikle dün de yine birçok çocuğa teyit ettim, o gün Nari'nin başında bu mu vardı diye. Hı hı. Ve bir de şunu söyleyebilirim. O kadar çok araştırma yapıldı ki, birçok insanla mülakat kuruldu, birçok insandan ifade alındı. Hı hı. Ama hiçbir ifadede kendisiyle alakalı bir bilgiye ulaşılmadı. Ama şunu söyleyebilirim, jandarma toprağın altında, taşın altında delil aradı. Günlerce hiç ara vermeden. Hı hı. Ve maalesef. Ne yazık ki sonuç maalesef. Bu. Peki Canan, şimdi olay yerini görmedin ama şimdi çok da gözlemleme şansın oldu ve insanlarla tanıştın, hepsiyle işte röportajlar yaptın, günlerdir oradasın. Dolayısıyla bir yandan da bir bilgi akışı olduğunu anlıyorum sana. İşte bulunduğu noktayla ilgili birkaç dakika önce aslında villaların orada diye daha spesifik bir şeyden bahsettin. Dolayısıyla şunu da bir sormak istiyorum. O çuvalın içerisinden çıkan bir ağırlık gibi bir şey var mı? Herhangi bir bilgi var mı bununla ilgili? Yani şu anda dibine batsın diye olarak, nehirin. Net olarak bilmiyorum ama bir cismin içerisine sarılı diye bilgi geldi bana. Çuval, poşet gibi diye söylediler. Hı hı. Bu arada bulunduğu yer hemen köyün dibi. Yani 1 kilometre ama o 7 kilometrelik alana yayılıyor Eğer Çıkmaz Deresi. Fakat bulunduğu nokta, aldığım bilgiye göre, hı hı, hemen binaların, yani orada bungalov evler vardı. Evine mesafesini şöyle tahminen söyleyebilir misin, kafamızda canlandıralım? 1 kilometre. Bir kilometre. Bir, 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 çok, çok, çok yakın. 2 kilometre biraz
Biraz daha aşağıdan, üst taraflardan da gidilirse tabii farklı yollar da var. Köyün 2-3 yolu olduğu için artık kameralara yansımamak için. Bu arada sonradan bırakılma ihtimali de olabilir. Çünkü orası çok fazla arandı. Defalarca ve ayrıca orada bir ekip zaten kuruluydu. Sürekli oradaydı. Hiçbir şekilde ayrılmadılar. Ama bu kadar yoğun bir tabii ki değerlendirilmesi gereken önemli bir farklı bakış sunuyorsun. Ama bir taraftan da o kadar yoğun aramaların sürdüğü bir ortamda o cesedi oraya bırakmak ne kadar mümkün? Bu da bir soru işareti. Pekala Canan, son olarak aktarmak istediklerin varsa cümlelerini alayım seni. Son gelişmeleri alana kadar bir şey yapalım, bırakalım. Şimdi Elif, gerçekten çok üzgünüz ama şunu özetleyebiliriz. 21 Ağustos günü 8 yaşındaki Narin kaybolmuştu ve bu günden biz de hem jandarma, herkes seferber olmuştu Narin'i bulmak için. Ancak Narin'in evine yakın, çok yakın bir noktada, eğer tutmaz deresi civarında villaların bulunduğu noktada Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Peki Canan, tekrar araya gireceğim özür dileyerek. Şimdi villaların olduğu nokta diyorsun ya, o villalarda, ya villa deyince akla daha farklı bir yapı geliyor ya. Dolayısıyla orası güvenlik kamerası bölgesi. Güvenlik kamerası var mıdır acaba o konutların? Baktılar defalarca. Zaten yeni yapılanma bir yerde Elif orası. Özellikle zaten ilk aramaya oralardan başlandı. Peki yeni yapılan dediğin için soruyorum, orada oturan yaşayan insanlar var mı yoksa henüz? Birkaç ev var sadece. Diğerleri inşaat aşamasında ve köyden direkt karşıya. Şimdi köye gittiğimiz zaman hemen karşımızda biz o villa bölgesini rahatlıkla görebiliyorduk. Ve zaten çalışmalarda da özellikle orası çok fazla aranıyordu ama suyun debisi düşmüyordu bir türlü. En fazla vakit oraya harcandı. Ve sonradan da suyun yönünü değiştirdi ekipler ve bu değişimden sonra dalgıçlar rahatlıkla girebildi. Şimdi orası bir de ormanlık, yani tam ormanlık değil de daha çok ağacın olduğu bir nokta. Bu arada senin yorumunu destekleyen bir bilgiyi paylaşıyor editörüm Aydemir. Güvenlik kaynaklarından geldiğini söylüyor bu bilginin. Narin'in cansız bedeninin bulunduğu Tavşantepe köyünde 1 kilometre uzaklıktaki Eğer Tutmaz Deresi'nde daha önce de defalarca arama yapılması göz önünde bulundurularak cenazenin sonradan buraya bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor diyor. Tam da senin aslında söylediğin gibi bu ihtimal de araştırılıyor. Oradaki arama tarama çalışmalarını isterseniz anlatayım. Mesela bir noktaya baktılar, bir daha bakmadılar değildi olay. 2 saatte bir zaten özellikle sonradan bırakılma ihtimaline karşı jandarma böyle bir çalışma başlatmıştı. Bir tarafa bakıldı, tekrar bakıyorlardı. 2 saat sonra, 3 saat sonra ya da bir tarla, 300 dönümlük bir tarla arandı. O tarla tekrar tekrar yine aranıyordu. Sürekli aranıyordu. Yani üst üste aranıyordu. Bu yüzden sonradan bırakılma ihtimali çok yüksek gibi görünüyor. Çünkü defalarca oradaki arama tarama çalışmalarını zaten canlı olarak biz de sunuyorduk. Her taşın her noktaya bakıldı. Her noktaya ve bir kez değil defalarca bakıldı. Şimdi işte bu noktada Narin'i oraya kim bıraktı? Bir de Narin'i oraya bırakana kadar aslında kim, nerede, nasıl muhafaza etti? Köyden çıktı, geri girdi ya da köyde bir yerde sakladıysa, defalarca bahsettiğin gibi 2 saat aralıklarla yinelenen aramalar esnasında nasıl bulunamadı? Bir sürü soruyu aslında beraberinde getiriyor bu ihtimalde. Orada evler, villalar, eklentiler, her nokta arandı. Tabii çok geniş bir arazi. Çok geniş bir araziydi. Bu arazilerin hepsi drone'la, insanlı keşif uçağıyla birçok şekilde bakıldı Elif. Toprağın altına bile aslında bakıldı cihazlarla. Evet, sen de zaten aktarmıştın. Peki Canan, henüz köye varmadın biliyorum.
Ancak evet. Şimdi senin yaptığın yayınları düşünecek olursak, orada seninle canlı bağlantılar gerçekleştirdiğimizde sen izlenimlerini de aktarırken köyde derin bir sessizliğin olduğunu sık sık dile getirdin. Şimdi Nari'nin cansız bedenin bulunmasıyla birlikte orada nasıl bir hava hakim, içeriden yani oradan mesela, aldığın bir haber var mı? Elif, soruşturmanın serayeti açısından söyleyemiyorum. Ama dün, özellikle dün ve önceki gün bir konu çok ilgimi çekmişti. Onunla ilgili bir görüşme sağladıktan sonra yayında söyleyebilirim. Şu anda hani soruşturmaya ne kadar etkiler onu bilemediğim için şu an söyleyemiyorum. Peki. Dün bir gözlemim vardı önceki günde. Onu bir görüşme sağladıktan sonra soruşturmaya eğer bir zararı yoksa, çünkü çok önemli bir detaydı benim için, onu sonrasında söyleyebilirim. Peki şimdi yine seninle yayın yaptığımızda aslında paylaşamayacağın bilgiler olduğundan bahsediyordun. Gizli bir soruşturma yürütülüyor, hummalı bir çalışma yürütülüyor diye. Evet. Ama yine de seni şaşırtan bir durumun içerisinde misin? Yoksa beklediğin bazı şeyler senin de tahmin ettiğin gibi mi gidiyor? En azından aktaramasan bile süreci nasıl gözlemlediğini merak ediyorum. Dün aslında bunu hissettim, öyle söyleyebilirim. Dün bunu hissettim. Gerçekten öyle değildir diye düşündüm ama hissettim. Peki şu an, özür dilerim, lütfen devam et. Gerçekten çok üzüntülü bir olay. Tüm Türkiye için, hepimiz için çok üzüntülü. Ama Nari'n çok akıllı bir kızdı. Yani o kızın, şöyle söyleyeyim, sonradan o kadar çok tanıdım ki onu, anlatımlarından ne kadar akıllı olduğunu çok iyi anladım. Ancak onun herhangi bir tehlike anında bağırma refleksinin olduğunu öğrendik. Kesinlikle tanıdık birisi olmasa gitmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Bunu söyleyebilirim. Tekrar edebilir misin Canan? Nari'nin ailesi de bunu defalarca söyledi. Biz de söyleyelim. Nari'n tanıdık bir çocuk, özür diliyorum, tanıdık birisi olmadığı sürece o kişiyle irtibat kuracak bir kız değilmiş. Bunu defalarca ailesi de söyledi, arkadaşları da söyledi. Son olarak arkadaşlarına sormuştum. Nari'ne birisi kolundan tutup çekiştirirse ne yapar diye. Arkadaşları köyü başımıza yıkar, bağırır diye bir söylemde bulunmuşlardı. Bunu çok çok önemli aslında, mesajlar veriyorsun bu cümlelerle. Pekala Canan, senden bölgeye ulaştığında tekrar bilgileri almak üzere döneceğiz sana. Teşekkür ediyoruz tüm aktardıkların için. 19 gündür de yürüttüğün o çalışma için ayrıca teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Evet değerli izleyenler, şimdi Devrim Tosunoğlu'yla konuşmaya devam edeceğiz bu meseleyi. Canan Altıntaş bölgedeydi. Her gün an be an bize oradaki gelişmeyi aktardı. Burada da elbette takip ettik. Devrim Tosunoğlu'yla yorumlayacağız meseleyi. Devrim Tosunoğlu, merhabalar, hoş geldin yayına. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Çok teşekkürler. Şimdi 19 günlük bir sürecin sonunda korkulan sonla şu anda karşı karşıyayız. 8 evet. yaşındaki Nari'nin cansız bedeni evine çok da aslında yakın bir noktada, 1 kilometrelik bir mesafenin içerisinde bir noktada, evet. Bir derenin hemen kenarında bulundu. Detaylara çok haiz değiliz. İlerleyen dakikalarda, saatlerde daha fazla bilgiye edineceğiz elbette. Ama şu anda elde olanlar bir poşet gibi, çuval gibi bir şeye sarılı olduğu Nari'nin o 8 yaşındaki küçük bedeni, bildiğimiz şeyler arasında. Nasıl değerlendiriyorsun bu geçen süreci? Elif'ciğim, şimdi ben az önce Canan da çok güzel anlattı. 19 günler yayın yapıyor. An be an takip ediyor. Şimdi bu bana gösteriyor ki evinin 1 kilometre yakınında bulunması, bu cinayetin veyahut da cansız bedeninin oraya daha sonradan getirildiği. Çünkü güvenlik kaynaklarıyla da görüştüğüm zaman bu bilgiyi aldım diyebilirim. Şimdi şöyle, bana
öncesinde buna benzer bir olay var mıydı diye onu soracak olursan, hatırlıyor musun? Korhan Berzek vardı, ekonomi profesörü. Onunla kaybolmasının ardından JAK dinleri, AFAD, birçok kurum o bölgede arama yapmışlardı. Şimdi Minik Nani'nin de araması yapıldı. Günlerce, kilometrelerce dronelar kullanıldı. İHA'lardan görüntü alındı. Şimdi bunlar çalışmalar perde perde yapıldığı sürece de bulunamadı. Ama şimdi bugün maalesef İçişleri Bakanımızın tweetçiyle cansız bedenine ulaşıldığını öğreniyoruz. Bu şunu gösteriyor. Evinden bir kilometre uzakta. Şimdi burasının aramaması mümkün değil. Yani gözlerin çarpması mümkün değil. Zaten arama kurtarma arama çalışmalarından başlamadan önce köylüler bulurdu bunu arama narenini ararken. Ama zaten bir defadan çok daha fazla arandığı bölgede her noktanın konuşuluyor. Canan da bundan bahsetti. Kesinlikle yani aynı bölgede defalarca aranmış. Şimdi şunu da söyleyebilirim. Tecrübelerime dayanarak işte güvenlik kaynaklarıyla yaptığım görüşmelerde yani sonradan getirilip bırakılması olağan şüphe. Bu da şunu gösteriyor bana, katil veyahut tanıdık. Katil. Oraları biliyor. Şimdi sorusuna tabii devam edecek. Cansız bedene ulaşıldı. Şimdi olay yerinde çuvalların, poşetlerin bulunması öldürüldüğü anlamına geliyor. Yani üzülerek söylemek istiyorum bunu. 8 yaşındaki bir kız çocuğunun öldürülmesi, vahşi öldürülmesi ve oraya bırakılmasının tabii ki jandarmayı soruşturmayı yürütüyor. Biliyorsunuz bununla ilgili bir kişi amca şüpheli olarak tutuklandı. Evet. Bu soruşturma devam ediyor. Yani burada uzman soruşturmacıların da bölgeye gittiğini biliyorum. Çünkü köyde çoğu insanın ifadesi alındı. İlk saatte Nari'nin 21 Ağustos'ta itibaren kayıp olmasından sonra adım adım gidebileceği, az önce Canan çok güzel bir bilgi verdi. Yani yabancı birinin onu tutup götürme ihtimali yok. O çığlık atar, tepki verir, gitmez. Evet. Bu da bir yakın tanıdık birini gösteriyor. Yani çocuk evden çıkıyor, bir daha haber alınamıyor. Şimdi, peki başka böyle gözaltıların soruşturma kapsamında geleceğini düşünüyor musun? Öngörün ne bu yönde? Şimdi şöyle, şimdi bu önce bir otopsi incelemesi, adli tıp kurumunda incelemesi olacak. Ölüm nedeni tespit edilecek. Neden öldü, boğulma mı veyahut da vücudunda bir kesik yara, herhangi bir şey var mı? Ona bakılacak, inceleme yapılacak. Minik Nari'nin bunu üzülerek söylüyorum, çok özür dilerim söylüyorum. Yani vücudunda başka herhangi bir şey var mı diye ona da bakılacak. Katil veya başkalarına dışarıdan gelen bir şiddetin kim tarafından yapıldığını ortaya çıkaracak deliller aranacak otopside. Ondan sonra tabii ki soruşturma derinleşecek. Muhtemelen gözaltılarda olma ihtimali olacak. Amca cezaevinde o da tekrar sorgulanabilir. Onu da söyleyebilirim. Devrim, şunu merak ediyorum. Su DNA'yı ortadan kaldıramaz değil mi? Bir parmak izi, bir şey bulabilirler mi hala o çuvalın üzerinde örneğin? Hayır, hayır. Artık teknolojik olarak DNA'ya sadece parmak iziyle ilgili değil. Orada bir saç veyahut da elbisesinde herhangi bir kesik veyahut da herhangi bir şey varsa artık bunlar DNA'nın silinme imkanı yok. Yani tükürüğün bile, saç kılının bile bir yere temas ettiğinizin izini bile, yani parmak izi çıkmasa bile o izin bile bir önemi var. Onun için çok detaylı incelemeler yapılacak bu süreç içerisinde adli tıp kurumunda. Ondan sonra da tabii şüphelilerle ilgili yeni bir halka oluşturulacak. Herkes bence şu durumda yakınları olan şüpheli durumda. Onun için diyorum, yani üzülerek de söylüyorum, 8 yaşında bir kız çocuğunun cansız bedeni, keşke bütün Türkiye onun bulunmasını, onun gülüşünü, onun böyle koşuşunu görmek isterdi. Ama maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Onun için de artık bundan sonra güvenlik güçlerinin katil veya katillerinin peşine düşeceğini söyleyebilirim. Peki Ali Yerlikaya'nın, İçişleri Bakanı'nın konuyla ilgili paylaşımının üzerinden bakıyorum, 37 dakika geçmiş. Şimdi önümüzdeki süreci şöyle bir canlandıralım mı seninle? Yani şu anda hangi aşamada olunduğunu bilmiyoruz elbette. Yani Narin bulunduktan ne kadar süre sonra bakan bu paylaşım yaptı onu bilmiyoruz elbette, ama ne kadarlık bir zaman içerisinde oradaki işte bahsettiğin DNA örneklerinin olup olmadığına bakılması, ne yazık ki ben de üzülerek söylüyorum, yani Narin'in
o küçük bedeninde başka bulguların olup olmadığına bakılması, bu neticeler ne zaman ortaya çıkacak, bu konu o anlamda en azından ne kadar süre içerisinde aydınlanır? Şimdi söyleyeyim, kısa süre içerisinde aydınlanacak. Yine Korhan Berzek olayından örnek vereyim. Biliyorsun yaklaşık bir sene sonra bulundu, kemik parçaları bulundu. Adli tıpa gönderildi o kemik, bulunan kemik parçaları. Bir hafta içerisinde o kemik parçaların Korhan Berzek'e ait olduğu ortaya çıktı. Şimdi burada da alınacak numuneler, narinden alınacak numuneler hemen kısa sürede. Çünkü bu yani normal bir olay değil. Türkiye'de gündem yaratmış, gerçekten de vicdanları yaralamış, insanları üzmüş. Bunun için bu olay, yani bekleyecek bir olay değil, hemen incelemeler bir hafta içerisinde tamamlanacak. Ölüm şekli veyahut da işte bulgular, şüpheliye götürecek bulgular, yani kısa süre içerisinde soruşturma dosyasına eklenir diyebilirim Elif. Peki, başka bir gözaltı yok dedik şu anda. Şu an gözaltı yok. Olay yerinde zaten henüz incelemeler devam ediyor. Bölge kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre. Zaten olay yerinde savcı, işte güvenlik güçleri orada. Adli tıpa sevk edilecek ceset. Ondan sonraki süreç içerisinde zaten Canan çok güzel takip etti. 19 gün boyunca önemli bilgiler verdi. Burada arabada, amcanın arabasında DNA'nın çıkması, yani yeğenidir olma ihtimali yüksek, ama bu DNA'nın ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Kan mı, tükürük mü, saç mı? Bu da önemli. Veyahut da bu durumdan sonra belki birileri itiraf edip gidip güvenin güçlerine teslim olup olayla ilgili bildiklerini anlatma ihtimali var. Çünkü olayın oluşunda 21 Ağustos'tan 19 gün geçiyor. O bölgede, yani atıyorum evinden 40 kilometre, 50 kilometre uzaklıkta değil. Evet. Yani sadece 1 kilometre uzaklıkta bir alanda. Ya dedim ya, zaten köylüler çıksa arasa ilk bakacakları yer oralarıdır muhtemelen. Görmeme ihtimalleri yok. Bu da şunu gösteriyor. O bölgeye daha sonradan taşındığını, oraya bırakıldığını gösteriyor. Yani Nari'nin kayıp olup da yani ayağa takılıp düştü, orada vefat etti anlamı taşımıyor bizim bunca yıl tecrübemize. Bu cinayet olma ihtimali yüksek. Onun için de bunun için de yani güvenlik güçleri eminim ki titiz bir çalışma. Adli tıptan gelecek delillerle ilgili de değerlendirilip ona göre bir operasyona, yeni gözaltılara dönebilir diye düşünüyorum. Peki Devrim, yıllardır aslında sen de çok fazla vaka gördün, çok fazla olayı takip ettin. Dolayısıyla şöyle bir fikrini sormak istiyorum. Şimdi 2 saatte bir yenilenen aramalar söz konusu. Sen daha ilk başında bahsettin, işte dronlarla havadan bakıldı, karada aramalar yapıldı, toprağın altı arandı ve en sonda işte yeni 50 kişilik bir ekip daha dahil oldu, Ankara'dan gelen ve farklı cihazlarla suyun altında da aramalar gerçekleştirildi. Evet. Şimdi bu kadar yoğun bir arama çalışması yapılırken dışarıdan, yani daha sonra bu cesedin ne yazık ki oraya bırakıldığı ihtimali üzerinde de durulduğu için şunu sormak istiyorum. Bunu bir kişi tek başına organize edebilir mi sence? Dışarıdan bir destek alıyor olabilir mi? İçeriden bir destek alıyor olabilir mi? Bu bilgiler senin aklında nasıl bir şey uyandırıyor, fikir uyandırıyor? Şimdi Elif, şunu düşünüyorum. Eğer olayı tasarlanmış, yapılmış bir cinayetse zaten o bölgeyi bilen biri yapmıştır bunu. Orada çalışmaların, bakın şunu da söyleyeyim. Emin olun ki, bakın bu arama çalışmalarına belki o katil veya katiller de katılmış olabilir. Şimdi bunları hep yaşadık. Daha önceki süreçte de gördük. Yani örnekleri var. Ama şimdi çalışma nasıl sürüyor? Belirli bir saatler aralığında sürüyor. Akşam karanlığında bitiyor. Böyle 24 saat her saniye bir arama yapılmıyor. Yani çalışmalar sürüyor tabii ki. Sürekli bir arama yapılıyor. Hı hı. Ama ekip değişikliği, ekiplerin bölgeden ayrılmasını fırsat bilip onu gözetleyip cesedi oraya, cansız bedeni oraya bırakmış olabilir. Bu da yani o bölgeyi iyi bilen, çalışmaları nasıl yürüdüğünü iyi bilen. Ya çünkü ya 8 yaşında bir çocuğun öldürülmesi, bu vahşet gerçekten de yani kanları dolduruyor. Bunu da işleyenlerin vicdansız olduklarını düşünüyorum. Yani bu zaten dediğim gibi zaten soruşturmanın şeyine devamında çıkacak ortaya muhtemelen. Nasıl getirildiği veyahut da, yani çünkü bizim şunu konuşuyorum Elif. Yani orada torbaların olması, poşetlerin olması ve aranan bir bölgeden
çıkması bu benim için olağan bir şüphe, cinayet ihtimalini güçlendiriyor. Onun için üzerine konuşuyorum ama başka nedenlerde de olmuş olabilir. Onu da zaten soruşturmanın devamında göreceğiz. Peki Devrim, şimdi geçirdiğimiz bu süreçte abisinin de kolunda ısırık izleri tespit edilmişti. Bu yüzden de onunla da ilgili bir inceleme yapılması için. Sen lütfen düzelt, İstanbul'a mı Ankara'ya mı bu ikisinden birine getirilmişti abisi? Ankara. Ankara değil mi? Ben de öyle anımsıyorum. Peki şimdi bu DNA örnekleri için Nari'nin bedeni İstanbul'a, Ankara'ya bir yere mi götürülecek, yoksa orada mı o çalışma yapılacak? Bununla ilgili bir bilgi var mı? Ya Diyarbakır'da da olduğunu biliyorum. Belki Diyarbakır'da, belki en yakın adli tıp neresiyse oraya götürecek. Orada inceleme yapılacak. Şunu söyleyeyim Elif. Şimdi bu soruşturmalar kapsamında yeni bulgular da ulaşacak. Az önce söyledim ya, belki biri çıkıp itirafta bulunacak. Belki artık ceset, cenaze bulundu. Bu artık insanlarda da gerçekten de infial yarattı. Yani 8 yaşında bir kız çocuğunun kaçırılması, kaybolması, 19 gün boyunca bulunmaması. Gerçekten de artık biliyorsun bütün programlarda bu konuşuldu. Evet. Televizyonlarda da bu konuşuldu. Sosyal medyada bu konuşuldu. Resimler paylaşıldı. Yani insanlar ne biliyorsa artık güvenlik güçlerine de yardım etmek zorundalar. Lütfen rica ediyorum. Bunlarla ilgili de birileri, görgü tanığı veyahut da bir şeyler bilen birileri varsa en yakın güvenlik güçlerine gidip bunları anlatması, güvenlik güçlerine yardımcı olması gerekiyor. Tabii buna da aslında işte kamera kayıtlarının olmaması, bir köy alanında olması, bir kırsal alanda olması, dere kenarında olması, bir de bunlar da takip edilmiş. Yani atılan yer ve gittiği yer, aramaların yapıldığı yerde bir kamera, bir herhangi bir şey yok. Bunlar da dikkate alınmış muhtemelen. Yani bu planlı bir cinayet. Yani o bölgeyi aslında çok da iyi bilen birisi olmak zorunda ki o noktalardan uzak durabilsin, kaçabilsin, öyle değil mi? Kaçabilsin veyahut da getirip işte cansız bedeni oraya bırakabilsin. Peki. Peki Devrim, şimdi incelemelerde bu tam ölüm saati belirlenebilir mi? Yani acaba kaçırıldı, bir yerde tutuldu, ardından mı bu olay gerçekleşti gibi bir ihtimal de doğuyor. Daha sonra bırakıldığı ihtimali eğer göz önünde bulundurulursa. Dolayısıyla bu tespit edilebilir bir şey, öyle değil mi? Ne zaman ölümünün gerçekleştiği? Şöyle bir şey, biz daha önce haberler yapmıştım ben bu konuda. Bir adli tıpın bir bölümünde bir incelemede saat, yani tam saatini veremez ama sabah mı akşam mı ölüm gerçekleşmiş. Bunların tespiti mümkün diye biliyorum. Yani adli tıpta yapılacak incelemelerde, şimdi şöyle bir şey var. Çocuğun üzerindeki bütün yani cansız bedeninde bütün her yerine bakılacak. Morarma var mı? Kesik var mı? Delici aletle mi öldürülmüş? Veyahut da boğulmuş mu? Bunların hepsinin cevabı adli tıpta çıkacak. O nedenle soruşturmayla ilgili jandarmanın biliyorum özel bir tim kurduğunu, özel bir ekip kurduğunu biliyorum. Zaten 50 kişilik bir arama ekibi gitmişti. Yani bu işin bulunana kadar devam et diyor. Yani yaklaşık 30-30 gün sürecekti bu aramalar sonuna kadar. Ama 19. günde bulundu. Keşke canlı olarak bulunsaydı. Keşke. Dediğim gibi gülerek gelseydi, koşarak gelseydi Narin. Gerçekten de çok üzgünüz. İnşallah fail veya failler ortaya çıkar. Adalete teslim edilir. Dileğimiz o yönde. Peki şimdi poşet ve çuvallardan bahsediyoruz ya, bu planlanmış bir cinayet, hazırlanılmış diyebilir miyiz? Tabii bu onu gösteriyor. Yani bir şeyle taşınmış oraya, ya çuvallarla ya poşetlerle taşınmış. Yani poşetin olması, kanın yayılmaması veyahut da işte yani biz tamamen afaki konuşuyoruz. Olay yerini tam bilmediğimiz için tecrübelerim ve evet, güvenlik kaynaklarından aldığımız bilgilere göre söylüyoruz. Şimdi orada işte boğulma mı, yani kesici veyahut da ateşli bir silahla mı öldürülmüş? Bunların cevabını ilerleyen saatlerde öğreneceğiz. Zaten canın bölgede en kıymetli bilgiler bölgeden, olay yerinden alınıyor. Yani soruşturma ile ilgili de şunu söylemek isterim. Bu tür kayıp olaylardaki hiçbir kayıp olayın faili kaçamamıştır. Ortaya çıkmıştır. Yani bir sene kaçsa, 10 sene kaçsa muhakkak yakalanıyor. Onu da söyleyebilirim. Peki Devrim, teşekkürler değerlendirmelerin için. Şöyle bir düşününce aslında
Konuyla ilgili senin öngörülerin nelerdi? 19. günde narin bulundu. Keşke evet. bunu iyi bir haber olarak verebilseydik. Yani cansız bedeni bulundu Nari'nin. Yani bu deneyime dayanarak şunu sormak istiyorum. Sen bir noktada şu 19 gün içerisinde dedin mi? Umudum tükendi, Nari'nin artık canlı bulunacağına dair bir umut artık besleyemiyorum dediğin bir an oldu mu bu süreç içinde? Ya şimdi zaten ben 2 ve 3. günden sonra çocuk evden, bazen çocuklar haşarılık yaramazlık yapabiliyor, böyle uzaklaşabiliyor, hı hı. evden yolunu kaybedebiliyor, bir de evi bulamıyorlar. Ama muhakkak birine denk gelebiliyor. Orada işte bir hayvan çobanla işte ne bileyim oradan geçenlere muhakkak denk gelebiliyordu. Ama 3. 4. günde bu olmayınca tabii ki bende de şüpheler arttı. Kaçırılmış olabileceğini, aileyi işte o bölgedeki şeyi düşününce kaçırılmış olma ihtimali yüksek olduğunu düşündüm. Fidye isteyebilirler dedim. Veyahut da başka aileler arasında bir husumet olabilir diye düşündüm. Bunların hepsini aklımıza getirdik. Yani öldürülebileceğini ihtimal vermiyordum. Tabii söyleyemeyeceğimiz şeyler de var mesela. Yani sapkınlıklarla ilgili şeyler de var. Yani bin bir hal var diyoruz ya Elif. O her şey başına gelmiş olabilir. Yani 3. 4. günde bulunmayınca ben kötü bir şeyle sonuçlanacağını düşünmüştüm. Ya yani dua ettik ki keşke bulunsaydı ama maalesef sabah işte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın tweet'iyle Nari'nin cansız bedeni bulunduğu öğrenmiş olduk. İnşallah failler bulunur, olayın ne olduğu ortaya çıkar. Bu da önümüzdeki saatlerde netleşmeye başlayacak Elif. Hı hı. Yani evine çok yakın bir noktadan bahsediyoruz. Bir kilometrelik bir mesafeden bahsediyoruz. Tekrar oraya dönmek istiyorum. Bu onun evine yakın olması, yani sonuçta bu köy çok büyük bir köy değil, bunu artık günlerdir yapılan yayınlarla Canan'ın aktardıklarıyla biliyoruz. Çok büyük bir alandan bahsetmiyoruz ama evine de bu kadar yakın bir yer olması, kızın kendi evine bu kadar yakın olması nasıl bir fikir veriyor sana? Bulunduğu noktanın yakınlığı. Tabii yani işte zaten en şaşırtıcı, en bu soruşturmanın can alıcı noktası bu. Evine yakın olması ve aramalarda bulunamaması 19 gün boyunca ve bugün bulunması zaten olağan şüpheli, bu işin bir şüphe uyandıracak kısmını burası gösteriyor. Şimdi evinden uzak bir kilometre, tamam çocuk çıkmış gezmiş oralarda bulunmuş olabilir. Ama evini görebilme açısından yani kaybolma ihtimali yok. Yani demek ki farklı bir şey gelmiş başına ki kaçırılmış veyahut da zorla tutulmuş bir yerde. Onu gösteriyor. Evinin evine yakın olması acaba, yani bir de şunu da düşünüyorum. Şimdi bunu katil veya katiller, kaçıranlar bu cinayet olarak düşündüğümüz zaman niye ta bir kilometre yakınına kadar getirip bıraktılar? Yani muhtemelen bu aramalar sırasında bu Nari'nin o alanda değildi. Yani o bölgede değildi. Yani 40 kilometre. Çünkü köylerde arama yapıldı. Yakın köylerde arama yapıldı. Ev arama yapıldı bildiğimiz kadarıyla. Evet. Ve defalarca şimdi, yapıldın aslında biliyoruz. Defalarca yapıldı. Şimdi bakıyorsun ki bulunamıyor ve cansız beden bir kilometre, evinden bir kilometre uzakta bulunuyor. Yani bunu da niye bu kadar, yani yani bunu üzülerek söylüyorum. Yani öldürüldü, olduğu yerde bırakabilir. Veyahut da Diyarbakır dışına da götürülebilir. Veyahut da başka bir yerde ortaya çıkabilir. Ama evinin yakına kadar getirilmesi, evinin yakınına bir kilometre uzağında bulunması da bende de bir şüphe uyandırıyor. Acaba yani birçok soru var aslında cevapsız kalan. Onları zaten soruşturma kapsamında soruşturmanın yürüten özel ekip çıkaracağını düşünüyorum. Peki Devrim, teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için, yayına katıldığın için çok sağ ol, hoşça kal. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Evet, teşekkürler. Değerli izleyenler, şimdi bölgeden aslında son durumu öğreneceğiz. Demirören Haber Ajansı muhabiri Emrah Kızıl'ı bağlayacağız şimdi yayına. Merhabalar, beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. Nedir, sizden alalım aslında, tam da olay yerinde bölgedesiniz. Öncelikle şunu çok merak ediyoruz, köyde nasıl bir hava hakim? Çünkü günlerdir yapılan yayınlarda çok büyük bir sessizlik hakimdi. Defalarca insanlar orada konuşmaktan kaçındılar. Dolayısıyla oradaki atmosferi ve elbette bulguları, ilk bulguları dinlemek istiyoruz.
Evet, sabah saatlerinde bize bilgi geldi Narin'in cansız bedenine ulaşıldığına dair. Biz apar topar köye geldik. Köye giriş çıkışlar jandarma tarafından yasaklanmıştı. Hem ara yollar hem ana yollar yasaklanmıştı. Biz de başka yollardan olay yerine yaklaşmaya çalıştık. Ancak 500 metre arkamızda bulunan bölgede Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. 19 gündür Narin'e dair bir iz aranıyordu bölgede. Biz de umutla, Narin'in sağ olduğu umuduyla bekliyorduk. Haber çalışmalarımızı yapıyorduk. Ancak sabah saatlerinde mahalleye yaklaşık 1 kilometre mesafede, ki bu mesafe köyle, mahalleyle aynı hizada bulunan bir mevki burası. Burada defalarca arama yapıldı. Burası köyün çevresi 8 kez arandı ve bu dere de aynı zamanda bir arama çalışması gerçekleştirildi. 2 gün önce de bir ihbar yapılmıştı. Eğer tutmaz deresiyle ilgili orada bir çalışma gerçekleştirilmişti. Bu çalışmanın devamında bugün sabah saatlerinde maalesef 19. günde Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Narin'in cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma kapsamında amcası gözaltına alınmıştı, aracındaki DNA izleri nedeniyle, ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu sabah saatlerinde de Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Narin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gelişmeler oldukça da aktarmaya devam edeceğiz. Pekala. Emrah Kızıl'a teşekkür ediyoruz. Bölgeden son durumu aktardı bizlere. Aslında ilk paylaşımı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ydı. O paylaşımın üzerinden artık neredeyse bir saatlik bir zaman geçmiş oldu. O bölgede çalışmaları Ankara'dan takip ediyor. Diyarbakır Valisi'nin bir açıklama yapmasını bekliyoruz önümüzdeki dakikalarda. Onu da elbette hızla aktaracağız sizlere. Şimdi konuyu biraz daha detaylarında konuşmak istiyoruz. Adli Bilimler Uzmanı Doktor Mehmet Görgülü yayın konuğumuz. Merhabalar Sayın Görgülü. Merhaba. Olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç soruları uzatmanın alemi yok bu noktada. Değerlendirmenizi merak ediyoruz. Şimdi öncelikle Narin kızımızın bu şekilde cesedinin bulunmuş olması vicdanımızı yaralamış durumda ve çok çok üzgünüm. Bu haberi duyduğumda ben de inanılmaz derecede üzgünüm. Türk halkının da yurttaşlarımızın da ciddi anlamda üzüldüğünü biliyorum. Keşke olmayaydı ama ne yazık ki oldu. Şimdi burada tabii biraz daha realist olmak gerekirse adli bilimler açısından biraz anlatmaya çalışayım. Tabii benim için de çok çok zor böyle bir durumda bir takım açıklamaları yapmak. Şimdi 8 yaşında çok narin, ismi gibi narin olan bir kızımızı kaybettik. Şimdi tabii bu gibi durumlarda adli bilimlere şöyle bir şey yapılır. Bu bir kişi kaybolduğunda, özellikle çocuk olduğunda, elbette ki devlet ve ülkemiz kolluk kuvvetleriyle beraber ilgili birimler olaya müdahale etmiş ve araştırmalara başladı. Şimdi burada göz önünde bulundurduğumuz adli bilim açısından şunlar vardır. Eğer bu bir çocuksa ve kaybolduysa ve bir cinayetten şüpheleniyorsa, şimdi genelde bu cinayeti işleyenler olay yerinin etrafında herhangi bir yere gömmeyi pek düşünmezler. Neden? Yakın çevrede yapılacak olan bir gömü kolaylıkla göze batacaktır, araştırma esnasında bulunacaktır. Dolayısıyla olay ortaya çıkacaktır. O yüzden biz bu gibi durumlarda pek gömüyü beklemeyiz olay yerinin etrafında. Bunlar olmaz. İkinci bir nokta nedir? Kişi alır cesedi arabaya koyar ve çok uzak bir yere götürür. Ya atar veyahut da gelişi güzel bir gömü halinde onu oraya saklamaya çalışır. Bir üçüncü nokta. Eğer yaşanılan bölgenin etrafında dere varsa, akan su, durgun değil, akan su varsa bu suya mümkün olduğu kadar uzak bir mesafeden atmak suretiyle cesedin uzaklaştırmasını sağlamaya çalışır. Dolayısıyla biz bu gibi durumlarda, araştırmalarda bu özellikleri göz önünde bulundururuz. Kaldı ki Narin kızımızda da sanki böyle bir olay söz konusu. Henüz daha detaylı açıklama söz konusu değil. O yüzden güzel bir açıklama yapıyoruz. Şimdi yapılacak olan diğer bir işlem tabii otopsidir. Otopside bulunacak olan bulgular yine faile ve ölüm biçimine tabii ki götürecektir bizleri. Onun sonucunu beklemek durumundayız. Bir diğer nokta, arabada bulunan DNA örnekleri. Şimdi ne yazık ki kızımızın cansız bedeni olduğu için direkt kızımızın cansız bedeninden alınacak doku örnekleriyle arabada bulunan doku örnekleri
karşılaştıracak ve böyle de daha önce Narin kızımıza ait olduğu söylenen DNA'ların gerçekten ona ait olduğuna dair somut bir ispat söz konusu olacak. Peki bu araçtaki tabii, DNA'nın Narin'e ait olup olmadığının karşılaştırılması neyle yapılmıştı? Ha işte onu şeyle Narin kızımızın elbisesinden elde edilen DNA ile yapıldığı söylendi. Şimdi şöyle bir prensip vardır, lokat prensibi diye. Her temas iz bırakır. Bir kişi bir yere temas ettiğinde muhakkak oraya bir takım izini bırakır. Bu izlerden birisi de DNA izidir. Biz buna genetik ayak izi adını veriyoruz. Dolayısıyla elbisesi üzerinde ve bir yere oturduğunda kişiye ait DNA elde etme imkanı söz konusu. %100 olmamakla birlikte. Ve buradan da koltuktan elde edilen bir de Narin kızımızın elbiselerinden elde edilen DNA eşleştirmesiyle ona ait olduğu ortaya kondu. Ama şimdi cansız bedenden elde edilecek olan DNA ile direkt karşılaştırma artık somut ve net bir şekilde eğer eşleşiyorsa o DNA'nın da Narin kızına ait olduğu net bir şekilde ortaya konacaktır. Şimdi bu cinayetin sırrı artık bu incelemeyle birlikte net bir şekilde anlaşılacak, katili direkt ele verecek sonuçlar çıkacak mı peki sizce? Olabilir. Şöyle cinayetin eğer bir cinayetse ki öyle görünüyor zaten. İşleniş biçimi bize faile doğru götürebilir. Bununla ilgili tabii detaylar adli tıpta ve ilgili kriminal daire uzmanları tarafından yapılacaktır. İşleniş biçiminden dolayı da failin kim olduğu bulunabiliyor. Dolayısıyla burada adli tıp sonucunu beklemek gerekiyor. Yine adli bilimler ve hukuk açısından da şu bir gerçek. Bu gibi durumlarda o bölgede oturan, o bölgeden geçen herkes şüphelidir. Yani annesi, babası, kardeşleri, işte amca şu anda içeri yoğun bir şüpheden dolayı tutuklandı. Veyahut da oradan arabayla tesadüfen aynı saatleri geçmiş olan herkes birer şüphelidir. Tabii ölüm biçiminin şekli, otopsi sonucu ortaya çıkacak olan şeklin kendisi de katilin kim olduğu konusunda ciddi anlamda veriler sunacaktır. Yani aslında şu an itibariyle hem katilin üzerinde bir şekilde Narin'in, ne yazık ki Narin'in üzerinde de katilin izleri çıkacaktır ve bir eşleşme yapılabilir bu noktada. Şimdi bizim bağlantı esnasında Canan'la konuştuğumuz konular arasındaydı. Narin'e dair çok sorular sordum oradaki çocuklara ve ailesine dedi Canan. Ve aslında dışarıdan yabancı bir kişinin Narin'i alıp götürmesi, öyle bir müdahalede bulunmasının söz konusu olmadığını düşündüklerini söylediler dedi Canan. Ailesi de çocuklar da aynı şey söylediler. Yani buradan birisi Narin'in kolundan tutup götürmek istese Narin ne yapardı diye sorduğumda köyü başımıza yıkardı dedi. Dolayısıyla bu aslında Narin'in dışarıdan birinin etkisi altında olmadığını da biraz gösteriyor. Bir yandan Ali Yerlikaya'nın paylaşımına dikkat çekiyor. Arkadaşım Oya Çebi bir yandan bana şöyle bir yorum yazdı. Diyor ki bakan açıklamasında aileye başsağlığı dilemiyor. Şimdi aile bireylerinden bir tanesi amca zaten gözaltında da. Ailenin tamamına da bir başsağlığı dilemiyor bakan paylaşımında. Buradan da bir mesaj çıkarılabilir mi diye. Bu tip vakalarda yani deneyiminize dayanarak aslında konuyu şuraya getirmeye çalışıyorum. Bu tür olaylar daha çok aile içinde mi oluyor bu küçük yerlerde? Yoksa dışarıdan bir etki yine de olabilir mi? Sizin genel olarak gördüğünüz bugüne kadar deneyimleriniz neticesindeki bu olaya baktığınızdaki fikriniz nedir? Şimdi elbette ki bu bölgenin de yapısı itibariyle dışarıdan birisinin kızımıza saldırıp bu cinayeti işlemesi çok düşük bir olasılık. Yani %100 olmaz dememek gerekiyor. Yine de sürpriz sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Ama dışarıdan birisinin olma ihtimali çok düşük. Eğer olursa zaten onun bir şekilde o köy veya çevreyle bir illiyet bağı daha önceden vardır. Dolayısıyla bu gibi durumlarda köy içerisinden birilerinden beklenir. Sizin söylediğiniz çok doğru. Narin kızının yabancı birisinin müdahale etmesi durumunda orası küçük bir yer olduğu için ciddi anlamda infial çıkacağından dolayı kimse buna cesaret edemez. Sonuç olarak da biz bu gibi durumlarda o bölge içerisinde bulunan insanlardan şüpheleniriz. Tabii öncelikli şüphelenecek olan kesim ailedir. Çünkü bu yaştaki çocukların en çok güvendiği kişiler işte amcası, dayısı, abisi, kardeşi, babası, ablası ve annesidir. Ve bu gibi durumlarda bu çocukların reaksiyon göstermesi de pek beklenmez. Yani diyelim ki bir tanıdığı gel kızım şuraya gideceğiz işte annem babam vesaire dedi. Bu kız burada hayır ben gelmem deme ihtimali söz konusu değildir pek.
Dolayısıyla böyle bir karşı koyma da olmayacağı için rahatlıkla kişi eğer bir cinayet işlemeyi düşündüyse bu gibi durumlarda yakın çevre, hatta ebeveynler de olabilir elbette, çok rahat bir şekilde bunu yapabilirler. Dolayısıyla bizim bu gibi durumda şüpheleneceğimiz ilk çember ailesidir. İlk çember, bunlar çeşitli çemberler şeklinde dışarıya doğru yansıtılabilir. Sonuç olarak Sayın Bakan'ın da böyle bir taziyede bulunmamış olması da bilemiyorum tabii ama bunu da düşündüğü olabilir. Onu bilemiyoruz elbette. Biz haberciler olarak bir her şeyden bir anlam çıkartmaya, her şeyi sorgulamaya gayret ediyoruz biraz mesleki bir yerden. Peki şimdi Nari'nin aslında o nehire daha sonra atıldığı ihtimali üzerinde de duruluyor. Ben bunu da sormak istiyorum size. Aslında bu incelemelerle birlikte bunun ne zaman gerçekleştiğine dair de sonuçlar çıkacaktır, öyle değil mi? Elbette ki atılma esnasında sarılmış olduğu işte örtü vesaire üzerinde yapılacak olan çalışmalar örneğin bitki, polen vesaire konusunda da bize bir bilgi verecektir. Veyahut da böcekler, larvaları. Dolayısıyla bu ceketin başka bir yerden buraya taşınıp taşınmadığı konusunda da olay yeri inceleme ve etrafta bulunan buluntulardan biz bunu çıkarabiliyoruz. Elbette ki şimdi şöyle de bir olay vardı. Kişi diyelim ki cinayeti işledi ve cesedi bir şekilde saklıyor. Bu olayın duyulmasından sonra o kişinin eğer başka bir yerde cinayet işlendiyse bir an önce bu cesetten kurtulması gerekecektir. Ve bunun için uygun bir zamanı konular ve uygun zamanı hissettiği andan itibaren de cesedi kendince daha önce saplamış olduğu veyahut da bildiği ki genelde etrafı bilir ve tanır bu insanlar oraya götürür, onu atar, böyle bir cesetten kurtulmaya çalışır. Bu olayda da böyle bir şey elbette ki olmuş olabilir. Bunu da ortaya çıkartmak için sadece beden üzerinde yapılacak olan otopsi değil, beden üzerinde bulunmuş olan diğer eşyalar veyahut da sarıldığı herhangi bir halı veya çuval varsa bunlar üzerinde yapılacak olan incelemenin kendisi de yine cesedin başka bir yerden buraya taşınıp taşınmadığı konusunda bilgi verecektir. Peki ilk söz aldığınızda aslında birkaç farklı ihtimalden bahsettiniz. Yani böyle bir olay yaşandığında suçlunun yapma ihtimali olan eylemleri sıraladınız. Yani uzak bir noktaya gidebilir, gelişi güzel bir şekilde onu ortadan kaldırmaya çalışabilir vesaire diye. Şimdi evine bu kadar yakın bir noktada olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu bir de bu açıdan dinleyelim mi? Valla burada tabii kesinlikle yakın çevreden birilerinin bu işte dahil olduğunu ortaya koyuyor. Kaldı ki bu yakın çevreden birilerinin de erişkin olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü 8 yaşındaki bir çocuğu alıp götürmek için araç vesaire bir takım aletler ve edevatlar gerekiyor. Bunun için de bunun araç kullanabilmesine böyle bir ayrıntıyla koyabiliriz. Aracı olan veya araç kullanma ihtimali olan birilerinden direkt de yine şüphelenmek gerekiyor. Çünkü bu cesedin taşınması gerekiyor. Kişi bunu hani sırtlayıp da taşımak gibi bir durum söz konusu olmayacağı için bu durumda yine köyde araç kullananların da şüpheli sıfatı taşıdığını söylemek gerekiyor. Sonuç olarak burada ilk şüphelenilecek olan kesim öncelikle birinci dereceden akraba ve yakın çevresidir. Daha sonra bu halka genişletilir. Peki aramalar şimdi bu kadar sürerken biz bunu hem sevgili Canan'la hem de Devrim'le konuştuk sizi yayına almadan önce. İki saatte bir tekrar eden aramalardan zaten yaptığı bağlantılarda da Canan her gün bahsetti. Yani çok farklı açılardan aramaların sürdüğü, havadan karadan sürdüğünden, farklı teknolojik cihazların son süreçte hatta dahil olduğundan her zaman için bahsetti. Şimdi aramaların bu kadar yoğun sürdüğü bir durumda. Bu durumu, bu olayı gerçekleştirmek mümkün mü diye soracaktım. Şimdi Canan hazır. Bölgeye ulaştı. Canan. Evet Elif. Canan çok özür dileyerek şöyle noktalayacağım. Ben Sayın Görgülü ile bağlantıyı kaybettiğimizi düşündüm. Sayın Görgülü çok teşekkür ediyoruz. Değerlendirmeleriniz için çok kıymetliydi yaptığınız yorumlar. Sağ olun. Size sağ olun. İyi çalışmalar, çok iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Canan. Ekrandasın. Merhaba. Nedir ilk izlenimin? Çok merak ediyoruz oradaki ilk gözlemlerini. Elif, şu anda Tavşan Tepe Köyü karşıda kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan gösterirse hemen alt tarafında burası Eğer Tutmaz Deresi.
Bungalov evlerin bulunduğu nokta, hemen sağ tarafta da villalar var. İşte o noktadan eğer tutmaz deresi vardı. Önceki yayınlarımızda da göstermiştik. Orası balçık ve taşlıklar çok fazlaydı. Günlerce kepçelerle orası boşaltılmaya çalışıldı. Ve bu bölgede defalarca aramalar yapıldı. Defalarca bu bölge arandı. Villalar tarafına gelirsek Mehmet gösterecek şimdi. Kameraman arkadaşım Mehmet Kaya'nın gösterdiği o noktada bildiğiniz gibi birçok kez hem güvenlik kameralarına bakıldı, hem arama tarama çalışması yapıldı. Bu evlerin hepsine bakıldı. Hatta şu bungalov evlerin etrafı, içi de aranmıştı. Ve tabii ki en önemli nokta dereydi. Derede yoğunlaşmıştı ekipler, ancak bir türlü tam olarak dereye girilemiyordu. Bunun için derenin, eğer tutmaz deresinin yönü değiştirildi yaklaşık 10 gündür. Ve sonrasında JAKSAK timleri önceki günde eğer tutmaz deresinin son kolu Diyarbakır Batman Karayolu üzerine kadar geliyordu ve bu noktada yaklaşık 7 kilometrelik alanda büyük çapta bir arama gerçekleştirdiler. Ancak o gün sonuç alınamamıştı. Dün ise yine Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen ROV ve sonar cihazları, işte o cihazlar oldukça kritik bir noktadaydı. Önemliydi. Bu ROV sonar cihazlarıyla dere altı ve dere üstünde aramalar yapıldı ve bu aramalarda bugün sabah saatlerinde maalesef bulunduğumuz bu noktanın karşısında şu anda ekipler de hala çalışmasını yürütüyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan'ın gösterdiği noktada Nari'nin cenazesine ulaşıldı. Bildiğiniz gibi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olayı duyurdu. Aynı zamanda şunu söyleyebiliriz. Burası köye 1 kilometre uzaklıkta. Mehmet şimdi sizlere gösterecek, hemen köyün dibi. Buraya sadece aramalarına biz defalarca katıldık, bu bölgenin aranmasına. Ancak maalesef o günlerde Nari'ne ait bir iz yoktu. Aslında geçtiğimiz günlerde bu derenin bitiminde de bir terlik bulunmuştu bildiğiniz gibi. Onu da yayınlarımızda göstermiştik. Nari'nin ilk bulunan terliğinin dışında bir terlik daha bulunmuştu. O terlik de ilk sorguda aileye sorulduğunda onun değil denilmişti. Şu anda o terlikle ilgili de araştırmalar yapılıyor. Çünkü aileye hemen sorulduğu anda aile terlik Nari'nin değil demişti. Bu derenin hemen sol tarafında, kameraman arkadaşım Mehmet Kayan gösterirse, sol tarafta şu ağaçlık noktada terlik bulunmuştu. Derenin boşaltılması, debisinin düşürüldüğü günlerde bizim yayınlarımızda da biz bunu vermiştik, veterinerimizde de var. İkinci anonsumuz da var. Orada bir terlik bulunmuştu. Terlik hemen jandarma ekipleri tarafından aileye fotoğrafı ulaştırıldı ama terliğin ona ait olmadığı söylenmişti. O terlik de koruma altına alınmıştı yine jandarma ekipleri tarafından. Bu arada bildiğiniz gibi Nari'nin cenazesi bu noktada bulundu. Bir torba, bir çuval olabilir. Şu an olarak net olarak bunu bilmiyoruz ama aldığımız bilgiler eşiğinde söylüyoruz. Ve sanırım, tam olarak da emin değilim ama sonar ve ROV cihazları büyük rol oynadı Nari'nin cenazesinin bulunmasında. Çünkü dere altında daha rahat hareket ettiler ekipler, JAKSAK timleri. Ama JAKSAK timleri önceki günde yine 7 kilometrelik bu alanda eğer tutmaz deresinde büyük geniş kapsamlı bir arama yapmıştı. Ve bu aramalarda maalesef bugün sabah saatlerinde yapılan aramada Nari'nin cansız bedenine ulaşıldı. Şu anda bulunduğumuz noktayı size tekrar anlatayım. Burası hemen Mehmet gösterirse Elif, Tavşantepe köyünün dibi. Biz o yoldan, karşı yoldan aşağı doğru gelerek şu villaların istikametinde, hemen sol tarafında köyün aşağısında villalar var. Bu villaların istikametinde önünden eğer tutmaz deresi geçiyor. Bu villalar çevresi, komandolar, 450-500 kişilik komando ekipleri bu noktanın, bu arazinin yaklaşık şu anda görmüş olduğunuz 300 dönümlük bu arazide büyük bir arama yaptılar.
büyük bir arama yaptılar. Maalesef defalarca, yani bir kez değildi bu aramalar. Her gün 2 saatte bir aynı noktalar defalarca tekrar edilerek arandı. Ve eğer Tutmaz Deresi'ndeki debi yüksekliği ve balçıklar nedeniyle de şunu söyleyebilirim Elif. Balçıklar nedeniyle orayı boşaltamıyorlardı. Boşaltamadıkları için de kepçeler geldi. Kepçelerle yaklaşık bir hafta 10 günlük bir çalışma yapıldı. Derenin yönü başka bir tarafa verildi. O başka tarafa verilince, biraz debisi düşünce, artık dalgıçlar, jaksak timleri oraya rahatlıkla girebildi ve 7 kilometrelik bir alanda arama yaptılar. Ve bu aramalarda dün de yine farklı farklı, burada çok fazla göletler var bu bölgede. Oralarda da yine sonar ve ROV cihazları kullanıldı. Tabii sabah saatlerinde yine bu bölgede de gelip arama yaptılar. Ve bu aramada maalesef şu anda görmüş olduğunuz noktada maalesef Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Bu arada köye giriş çıkışlar kapatılmış durumda. Özellikle Narin'in Tavşantepe köyüne giden bütün yollar kapatılmış durumda. Narin'in burada bulunan cenazesi de Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ve orada detaylı inceleme yapılacak. Yani, şu anda bulunduğumuz nokta gerçekten dinliyorum. Bahsettiğin o bungalov evleri bulunduğu noktayı, Narin'in cansız bedeninin bulunduğu noktayı bu görüntülerde net bir şekilde görebiliyoruz Canan. Sana sormak istediğim şu, şimdi başladığından bu yana, yani 19. gündeyiz ve ne yazık ki bu kötü haberi aldık. Her gün seninle yaptığımız yayınlarda aslında dileğimiz iyi bir haber senden alabilmek ve izleyiciye verebilmekte elbette. Sen de her seferinde bunu dile getirdin ve oraya ilk intikal eden haberci sendin. Geceni gündüzüne kattın. Çok yoğun, hummalı bir çalışma yürüttün. Ve bütün Türkiye aslında senden aldı oradaki ilk haberi. Dolayısıyla TV100 ekranlarından aldı. Bunun için teşekkür ediyoruz sana. Geçtiğimiz saat diliminde konuştuk, bunu sordum. 19 günün sonunda senin şu andaki duygu ve düşüncelerin nedir? Bu olay için aslında 19 gündür sen aileyle defalarca konuştun, röportajlar yaptın. Kamera arkasında bizim hiç görmediğimiz ne gibi konuşmalar yaptın kim bilir. Bizimle paylaşamadığın zaman zaman detaylar oldu. Dedin ki bunları soruşturmanın selameti için aktaramıyorum. Yani belki birçok şey bildin ama bizlerle paylaşamadığın yeri geldi. Oradaki çocuklarla konuştun, oradaki havayı kokladın, köydeki insanlarla bir arada bulundun. Dolayısıyla 19. günde şu anda duygu ve düşüncelerini merak ediyorum Canan. Evet Elif, 19 günlük süreçte aslında Narin'in bu bulunduğu noktayı şöyle söyleyebilirim. Bir duyum almıştım o bölgede arama yapılması konusunda. Ben kendim, kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan ve 2 gazeteci arkadaşımla biz hangi gündü tam olarak hatırlamıyorum Mehmet. Geçen hafta bugünlerde biz bu bölgeye geldik özel olarak. Bu bungalov evin etrafında kendimiz yayın arasında bu noktada Narin diye seslenerek aslında kendimiz geniş kapsamlı, biz kendimizce tabii profesyonel ekipler vardı bu arada. Onlar aramalarını devam ettiriyordu. Ama ben kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan ve 2 gazeteci arkadaşımız buraya geldik. Bu bölgede kendimizce bir arama yaptık, seslendik. Ve burada o sırada da çalışmalar devam ediyordu. Özellikle şu bungalov evlerin olduğu noktadan Mehmet şişleri geçerek içeride de kendisi bir göz attı. Fakat şey kapalıydı, kapılar kapalıydı. Fakat dere kenarında da yine biz kendimiz bir arama yaptık ama umutlu bir şekilde gelmiştik buraya. Tabii bu bilgiler sürekli jandarma ekipleriyle de paylaşılıyordu. Duyduğumuz her bilgiyi jandarma ekiplerine, JASAT ekiplerine, istihbarat ekipleriyle paylaşıyorduk. Tabii ki köyde bir sessizlik hakimdi. Özellikle altını çizerek söylüyorum. Bir sessizlik hakimdi. Köyde biz daha çok ilk günden bugüne Narin'i bulma çalışmalarını yakinen takip ettik ama
Kendimiz de Narin'i aradık. Biz de aradık. Ve maalesef Narin'in cansız bedeni tam da tahmin ettiğimiz ve düşündüğümüz noktada bulundu. Ama şunun altını çizmek istiyorum Elif. Evet, Narin bu noktada bulundu ama defalarca geceli gündüzlü bu noktalarda jandarma ekipleri, JASAT ekipleri, istihbarat ekipleri, komandolar, 400-500 kişilik komando ekipleri burada defalarca arama yaptı. Derenin yönü değiştirildi. Dereye dalgıçlar giremiyordu. Yine AFAD ekipleri ayrı bir çalışma yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sualtı arama ekibi çok koordineli bir şekilde her noktaya kendi hayatlarını zaman zaman tehlikeye atıp işte bu noktada aramalar yapmaya sürdürdüler. Ancak bu bölgede Narin'e ait sadece tabii o da Narin'e ait kesin mi değil mi onu bilemiyoruz ama sol tarafta yaklaşık 100-200 metre ileride derenin debisinin düşürüldüğü gün bir terlik bulundu. O terlikte jandarma ekipleri tarafından hemen aile yakınlarına söylendi. Ancak aile terliğin ona ait olmadığını söyledi. Tabii terlik yine de koruma altına alındı bu noktada. Biz şunu söylemek istiyorum Elif. 19 günlük gerçekten çok büyük bir çalışma vardı. Türkiye'nin en büyük kayıp çocuk arama operasyonu burada gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ayrı iki özel ekip, uzman ekip gelmişti. Tabii onların bazıları soruşturma ve mülakat aşamasındaydı. Bir diğer ekipler ise yine tarama, sahada tarama ve birçok noktada tarama yapıyorlardı. Aynı zamanda insanlı keşif uçağı, helikopter, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı helikopter defalarca uçtu. İlk günden itibaren uydu görüntüleri alındı. Uydunun yanı sıra bir de şunu söyleyebilirim, İHA'lar uçuruldu. İHA'lardan an be an görüntüler, gece daha çok iyi görüş alındığı için İHA'lar akşam saatlerinde kullanıldı. Özellikle bölgenin tamamı taranıp aynı zamanda komite merkezinden canlı an be an izleniyordu. Buradaki bütün çalışmalar canlı olarak izleniyordu Elif. Ancak maalesef bu aramalara rağmen şu anda yani bu kadar arama varken bugün bulunması ve bu bölgede bulunması ve bu bölgeye defalarca bakılmasına rağmen bulunması. Bu kadar aranan bir bölgede bulunması aslında akla şöyle bir soruyu da getiriyor Canan. Yani bu bulunmasını mı istediler? Yani hani şöyle bir klasik bir söz vardır ya işte her katil aslında yakalanmak ister bir şekilde diye. Aslında bu seri katiller için söylenen bir söz tabii ama yani bu kadar aranan mercek altındaki bir bölgede bulunması ve sonradan oraya bırakılması ihtimaliyle birlikte bulunmasını mı istedi birileri bunu? Elif, zaten ekipler aramalarını gerçekleştirirken örnek veriyorum şu alan tarandı. Bu alana bir saat sonra tekrar bakıyorlardı. Çünkü bu ihtimali hep değerlendirerek jandarma ekipleri arama çalışmalarını yaptı. Tekrar bir saat sonra, iki saat sonra tekrar bırakılabilir, sonradan bırakılabilir diye bu çalışmalar yapılıyordu. İki şık var, ya sonradan Narin oraya bırakıldı Elif. İki şık var, ya sonradan bırakıldı ya da balçıklar temizlendi çünkü dere yatağının yönü değiştirildi, birçok çalışma yapıldı ve sonrasında su seviyesi düşünce ortaya çıktı. Şu da olabilir tabii ki, sonar ve rov cihazları da kullanıldı da dalgıçlar da daha rahat hareket ediyordu. Bu yüzden iki şık var, ya sonradan bırakıldı ya da suyun debisi düştükçe ve o yönü değiştikçe ortaya çıktı diyebiliriz cenaze. Bu şekilde olabilir. Tabii bunlar hepsi araştırıldıktan sonra netlik kazanacak. Net olarak o zaman belli olacak ama tekrar kameraman arkadaşım sizlere gösterirse, bu arada Adalet Bakanı'nın açıklaması vardı. Size hemen onu da söylemek istiyorum. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklama yapmıştı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk andan itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar adalet önünde hesap verecektir. Biz de
Bunu gerçekten yürekten istiyoruz. Narin kızımızla alakalı Elif, sorumlu ve sorumlular artık kimse evet. bulunması adına biz de TV100 ekibi olarak gerçekten 19 gündür bu çalışmalara yakinen tanık olduk. Ve bu çalışmalar içerisinde gördüğümüz, duyduğumuz en ufak şüpheli detay, duyum varsa jandarma kuvvetlerine bildirdik. Bildirmeyi de sürdüreceğiz bu arada. Çünkü Narin kızımız 19 gündür aranıyordu. Soruşturma kapsamında birçok şey aslında duyumlarımız, bilgilerimiz var. Bunları söyleyemiyoruz. Ama Narin kızımızı biz umutla ararken %1 ihtimal, binde bir ihtimal canlı olabileceği düşünülüyordu. Bunun da farklı nedenleri vardı. Bu arada acaba Narin kızımız hayatını ne zaman kaybetti? Bunun sonucu da adli tıpta yapılacak otopside belirlenecek. Acaba Narin kızımız hayatını ne zaman kaybetti? Bildiğiniz gibi Kars'ta Leyla 15 gün sonra hayatını kaybetmişti, kayıp kız. Ve 18. günde yine Narin gibi tarlada bulunmuştu. Yine köye yakın bir noktada. Narin de ne zaman vefat etti? Ne zaman hayatını kaybetti? Nasıl bir şekilde hayatını kaybetti? Tabii bununla ilgili de Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak geniş kapsamlı bir otopsiden sonra netlik kazanacak ve tabii ki soruşturma boyutunda Narin'e bunu kimler yaptı ya da kim yaptı? İşte bu soruların cevabı da yine soruşturma kapsamında yine jandarma istihbarat timleri, JASAT ekipleri tabii ki koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Aynı zamanda Ankara'dan gelen jandarma genel komutanlığından gelen yine özel ekiplerde bu şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar ve köyde de şu anda giriş çıkışlar yasaklanmış durumda. Köyün giriş 3-4 girişinde jandarma ekipleri giriş çıkışları yasaklamış durumda. Köye girişler çıkışlar yasak. Bir de şunu söyleyeyim, hemen zaten Tavşantepe köyü, bakın hemen karşı biz yayınlarımızı zaten o bölgede yapıyorduk. Zaman zaman bu villaları, bu noktaları da zaten aşağı inerek size gösteriyorduk. Rejideki arkadaşlar bulabilirlerse kepçeyle aramalar yapılırken, debi düşürülürken, taşlar oradan temizlenirken Canan, o görüntülerimiz de var ve bulunan terlik de var. Bugüne kadar yaptığın bütün bağlantılar hepsi haber merkezimiz tarafından taranıyor. Şu anda haber merkezinde montaj yapan bilgisayarların hepsinde senin yaptığın o bağlantılar var. Bir umutla, bazen umutsuz. 19. günün sabahında bu haberi aldın. Ne hissettin? Elif, gerçekten yani şu an biraz daha iyiyim ama gözyaşlarımı tutamadım. Narin'in güzel haberlerini vermek istiyordum açıkçası. Seninle de bağlantı kurarken açıkçası çok güçlükle konuşabildim. Biraz daha iyiyim şimdi ama Narin'i çok benimsemiştik. Tüm Türkiye, hatta uluslararası anlamda herkes için çok bulunması için dualar ediliyordu. Herkes birbirine soruyordu. Bu arada benim telefonlarım hiç susmuyordu. Ama soruşturma kapsamında arkadaşlarım, yakınlarım, beni tanıyan, tanımayan, sadece beni arayanların sayısını buradan anlatsam, WhatsApp'tan yazılan birçok mesajı da okumuş değilim hala. Buna rağmen soruşturmanın selameti açısından kimseyle görüşmek bile istemiyordum. Kızımla bile konuşmuyordum. Çünkü burada benim ağzımdan çıkacak bir bilgi çok önemliydi ve bu yüzden iletişim bile sağlayamadım arkadaşlarımla. Ama herkes tabii ki Narin'in ne olduğu sorusunu soruyordu bizlere. Ama ben buradaki ortamla alakalı çok fazla bilgi vermek istemedim. Beni arayan arkadaşlarım, yakınlarım çok iyi bilir. Bu konuda hiç konuşmak istemedim. Umudum vardı ancak maalesef bu sabah o umudumuz cansız bedenin bulunmasıyla birlikte son buldu. Ama şimdi bu saatten sonra da Elif, Narin artık kamuoyuna mal olmuş herkesin kızı. Bunu ona kim yaptı, nasıl yaptı, ne yaptı? Biz bu kez bu sorunun cevabını, tabii ki güvenlik kuvvetleri de bunu zaten araştırıyorlar. Geniş kapsamlı farklı bir tabii çalışma başlatacaklar. Bu saatten sonra farklı bir çalışma başlayacak.
Çünkü ekipler farklı senaryolar üzerinde duruyordu. Kaçırıldı mı, bir yere götürüldü mü? Narin kiminle konuşabilir, kiminle görüşebilir? O yakınım dediği, yakın olarak gördüğü kimler var? İşte bunların hepsi araştırılıyordu. Ama şimdi farklı bir çalışma başladı. Maalesef Narin'in cansız bedenine ulaşıldı ve bu konuda da yine ekipler olağanüstü gayret ve çaba içerisindeydiler. İlk gün yayınlarımızda söylemiştim Elif. Buradaki okuldaki Tavşantepe Okulu'ndaki koordinasyon merkezi kurulduğunda jandarma ekipleri sahaya Narin bizim kızımız, biz kendi kızımızı arıyoruz diye yola çıktılar. Evet, defalarca aradılar ama 19. günde maalesef defalarca bakılan ve bizim de tanık olduğumuz yayınlarımızla ekiplerimizin birçok noktada özellikle merkezimizde, yani haber merkezimizde bu konuda Narin'in bulunması için çok fazla efor sarf ettik. Hiç önemli değildi ama zaman zaman sabah 5'te geldim, 2-3 saatlik uykuyla biz ayakta durduk. Gerçekten hiç önemli değildi. Amacımız sadece Narin'in sağ salim bulunmasıydı ve kamuoyu oluşturmaktı. Buraya ilk gelip aileyle görüşen, onunla röportaj yapan, bu sahada ilk günlerde tek başına çalışan bendim. Ama bunun karşılığında Narin'in canlı olmasını istiyorduk. Maalesef böyle bir şey Canan, olmadı. Senin de bir kızın olduğundan bahsettin az önce. Evet, evet. Birçok mesaj aldığından benim bahsettin. Benim de bir kızım var. Orada hepimizin... Evet, o... Şöyle tamamlayacağım. Hepimizin artık aklında kazındı üstündeki o pembe kıyafetiyle Narin'in bir fotoğrafı ve birkaç düğün gibi bir yerde çekilmiş bir videosu. Artık hepimiz Narin'i tanıyor gibiyiz aslında. Dolayısıyla bu anlamda aldığın mesajlar ve aslında senin de bir anne olman noktasında oraya bir haberci olarak gidip aslında biz Narin'i aradık diyorsun. Narin diye seslendik diyorsun. Dolayısıyla yanlış bir yerden söylemek istemem ama aslında üzerine vazife görülmeyecek bir şeyi orada değerli kameraman arkadaşımızla birlikte yapıyorsun. Ne söyleyeceksin? Evet. Elif, şöyle, biz aslında bir de Narin'in ilk gün kaçırıldığı yönünde bilgiler vardı. Biz eve gittiğimiz zaman da aile çok kendinde değildi. Hatta jandarma ekipleri eve girdiler. Şimdi mesela Narin'in odasında oyuncakları vardı, kumbarası vardı, küçük küçük çantaları vardı. Bir de Narin düzenli bir kızmış, böyle paketler içerisinde koymuştu eşyalarını. Tabii ben açmadım onları çünkü böyle bir şeye yetkim yoktu. Onları jandarma götürdü, Narin'e dair bütün eşyalar, kıyafetleri, her şeyi götürdüler. O gün aslında Narin'in kaçırıldığı yönünde çok fazla bilgi vardı ve biz öyle düşünüyorduk ama 19 günlük süre içerisinde benim de bir evladım var. Benim evladımın başına bu gelirse ne olur? 1-2 saat zaten bu tabii her annenin başına gelmiştir. 1 saat 2 saat kızına ulaşamamıştır. Ben nasıl aklımı oynattığımı çok iyi biliyorum. Bu konuda benim kızım da benim bu durumumdan dolayı telefonlarını asla kapatmaz, bir yere gittiğinde söyler ama tabii benim kızım erişkin ama Narin öyle bir çocuk, küçük bir kız çocuğu olduğu için bilemiyorum yani sesini duyurmak istedi mi istemedi mi bunları bilmiyorum ama ben buradan İnsanlara güzel haberler vermek isterdim ama bunu da ümit ediyordum. Çünkü binde bir arama kapsamı Narin'in yaşadığına ilişkindi. Şu anda söyleyemiyorum. Ben de o konuda biraz bir bilgiden dolayı umut duydum ama artık sonradan bu bırakıldı. Binlerce defa arandı. Binlerce defa arandı. Gerçekten hani bu bölge hepsi çok fazla arandı. Sabah zaten duyduğumda şoka girdim. Çünkü dün özellikle mesela bir şeye tanık oldum. Aslında bunu hissettim. Söyleyemiyorum Elif. Ben Narin'in yaşamadığını dün hissettim. Bir şey gördüm ve bundan dolayı hissettim.
Ama soruşturma kapsamında bunu söyleyemiyorum. Bunu hissettim. O köydeki herkesi Canan, çok iyi tanıyorum. Yani artık çok iyi tanıyorum. Ne olduğunu tam olarak aktarmadan gördüğün şey neyle ilgili olduğunu en azından bize bir şey söyleyebilir misin? Yani bir şey hissettim. Elif şu anda bunu söylemem soruşturmaya. Bunu söylemem soruşturmaya çok büyük zarar verir. Narin'e bunu yapan artık kimse onların yakalanmasına dair bu bilginin önemli olduğunu düşünüyorum bu gördüğüm şeyin. O yüzden soruşturmanın daha iyi ilerlemesi ve bu katil ya da katiller kimse bulunması adına bunu söylemem çok doğru olmaz. Narin'in sorumluların yakalanması için bu bilgiyi şu anda paylaşmak istemiyorum açıkçası. Çünkü soruşturmada önemli bir detay olarak olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de gerçekten çok şaşırtıcı bir durum şu anda. Hani dün böyle bir olayın yaşanması bilemiyorum. Belki de artık ümit kesildiği için bu davranışı sergilemiş olabilirler. O da ayrı bir konu. Ümitlerini kestikleri için yapmış olabilirler. Ama Narin'i bu sabah cansız bedeniyle karşılaştık. Ve maalesef hep ümidimiz, her yayın sonrası, her kapanışımda dileğimiz buradan güzel bir haber vermekti. Ama o güzel haberi veremedik Elif, veremedik. Gerçekten çok üzüntülü. Tekrar etmek gerekirse bu bölgede 19 gündür 21 Ağustos'un 22 Ağustos'ta ben kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan'la birlikte köyün etrafındaki kanaldaki yapılan çalışmayla başladık burada göreve. O günden bugüne burada her gün kimi zaman saat gece 1'de gittik, kimi zaman saat 2'de gittik, sabah 5'te geldik. Ama buradaki görevimizi sürdürdük. Tek amacımız Narin'den güzel bir haber vermekti. Çalışmaların hepsine an be an katıldık. Bunların hepsini canlı yayınlarımızda izleyicilerimize. Çünkü gerçekten herkes çok merak ediyordu. Avrupa'dan, Fransa'dan, Almanya'dan, Danimarka'dan arkadaşlarım, tanıdıklarım herkes birbirine sorup beni arıyorlardı. Ne oldu Narin diye, ama çoğuna cevap veremiyordum. Bu bölgede hemen zaten ilk bakılan noktalardan birisi burası Elif. Şurası defalarca jandarma, görüntülerimizde de vardır. 450-500 jandarma ekibi bu bölgede 300-400 dönümlük araziyi tamamen taradılar. Derede çok sağlıklı çalışma yürütülmediği için bu dereye aynı anda hem jandarma arama sualtı ekibi, hem AFAD'ın dalgıçları, hem de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin dalgıç ekipleri hepsi girdiler, fakat ilerleyemediler. İlerleyemeyince de bölgede hemen kepçeler yardımıyla oradaki debi düşürülmek istendi. O bölgedeki taşlık alan balçıklar temizlendi ve bu çok uzun bir süre aldı. Çünkü her gün bu arada girilebilen noktalara da yine dalgıçlar aramalar yapıyordu. Aynı zamanda bu sudan numune alındı. Ama dalgalı ve değişken bir su olduğu için çok fazla net sonuç alınamadı. Burası da 7 kilometre boyunca önceki gün JAKSAK ekiplerinin girdiği bu alanı tamamen düşünün. Buradan başladılar bu bölgeden. Daha doğrusu şu noktadan geliyor. Hemen kameraman arkadaşımın gösterdiği noktanın sol tarafından. İşte o evlerin karşısındaki ağaçlık noktada da bu debi düşürme, taş temizleme olduğu sırada bir terlik bulundu. Terlikte de herkesin bildiği Maşa çizgi film karakteri vardı. Ama terliğin fotoğrafı çekildi ve yakınlarına gönderildi. Yakınları da terliğin ona ait olmadığını söyledi. Şimdi tabii onu jandarma koruma altına aldı, o terliği yine de. Beyanlara dayalı zaten çalışma yapılmıyordu burada. Birçok gelişme yaşandı. Toplanan her şey DNA eşleşmesine uyup uymadığı konusunda analizler yapıldı. Ve tabii ki soruşturma kapsamında yüzlerce kişinin mülakatı, ifadesi yapıldı. Köydeki herkese soruldu. 7'den 77'ye JASAT timleri sokaktaydı. Köy meydanında sürekli
çalışmalar yapıyorlardı. Ancak bu çalışmaların neticesinde tabii ki bazı kişilerin çelişkili ifadelerine rastlandı. Onlardan birisi de amca, muhtar amca SG'ydi. Muhtar amca Batman'da olduğunu söylemişti. Ancak kapının önünde o sırada oturduğu ortaya çıktı. Bir taraftan, diğer taraftan ben anneyle çok fazla konuştum. Anne de köyde o gün bütün erkeklerin davetiye dağıtmaya gittiğini söyledi. Çünkü Narin'in kuzeninin düğünü vardı cumartesi günü ilk haftada. Davetiye dağıttığını, kimseyi görmediğini söylemişti. Ancak sonradan hem bir ifadede hem de benzin istasyonundaki bir kişinin ifadesiyle birlikte amca SG'nin köyde o saatte olduğu ortaya çıkmıştı. Narin 15.10'da son olarak patikadan çıkıyordu ve 15.10'daki sonraki süreçte Narin'in kayıp olarak kabul edildi ve o kayıp aranma sırasında amca SG'nin aslında orada olduğu öğrenildi ve amca SG soruşturma kapsamında gözaltına alındı, ifadesi alındı, aracında çalışma yapıldı. Dün de bu aracı sizlere gösterdik. Bu arada o araç da amcanın adına değil, bunun altını çizeyim. O araç da amcanın adına değil o araç. Başka bir kişinin aracı. Ama 9-10 gündür tarladaki işlemler nedeniyle, hasat nedeniyle bu aracı kullanıyormuş. Narin'in DNA'sı da o araçta çıktı ve araç yapılan incelemelerin ardından köye gönderildi. Köyde zaten amca SG'de tekli hücrede şu anda tutuklu bulunuyor. Evet Canan, teşekkür ediyoruz. Senin aslında yeni izlenimler edinmek için biraz zamana ihtiyacın var. Seni ekrandan biraz alalım. Köyde belki röportaj yaparsın, belki bir oradaki havayı koklarsın, yeni bilgiler edinirsin, bize tekrar bağlanırsın. Şu an köye giremiyoruz. Köye girişler, çıkışlar doğru, yasaklandığını söylemiştin. Yine de yeni bilgiler için sana biraz zaman tanıyalım. Çok teşekkür ederiz. Evet. Tüm aktardıkların ve 19 günlük bu çalışman için ayrıca teşekkür ederiz. Biz yayına devam edeceğiz. Teşekkürler tekrar. Değerli izleyenler, adli bilimler uzmanı Profesör Doktor Ersi Kalfaoğlu'yla konuşmayı sürdüreceğiz meseleyi. Merhabalar Sayın Kalfaoğlu. Merhaba. Şimdi ilk olarak cesedin, cansız bedenin bulunduğu noktayı göz önüne alacak olursak, ekiplerin günlerdir arama yaptığı bir bölgede aslında ortaya çıktı bu cansız beden. Orada bulunmasını biri mi istedi, sonradan mı bırakıldı? Yoksa hep orada mıydı? Evine çok yakın bir nokta. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu şu anda bu şekilde değerlendirmek pek mümkün değil. Hiç mümkün değil. Ancak bunu ispat edebilecek nitelikte ve durumu anlaşılır hale getirebilecek nitelikte bir takım tekniklerimiz var. Cesedin oraya taşınıp taşınmadığını belirleyecek nitelikte çalışmalar yapılabilir ki eminim yapılacaktır. Bunun sonucunda cesedin orada var olup olmadığı, taşınıp taşınmadığı sorusuna cevaplar bulunabilecektir. Çünkü teknoloji şu anda buna imkan veriyor. Bu arada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımı bir yandan ekrana da yansıyor. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor diye. Şimdi bugüne kadar aslında gerçekten çok ummal bir çalışma yürütüldü. Orada biz de her bir yayında bunu görmüş olduk. Şu noktadan bir de bakalım. Suyun içerisinde poşet ya da bir çuval gibi bir şeye sarıldığını biliyoruz Narin'in cansız bedeninin. Ne gibi aslında DNA örneklerine, bize ne gibi aslında bilgiler sunabilir? İhtimaller nelerdir? Bunları dinleyelim sizden öncelikle. Şimdi şöyle, öncelikle bu durumun bir otopsi, detaylı bir otopsi sonucunda ortaya çıkacağı kesin. Şu anda ne söylersek spekülasyondur, ne söylersek doğrudan gerçeği yansıtmayabilir. Çünkü şöyle de bir şey var, aslında biz şu anda ölüm zamanını bilmiyoruz. Yani biz 19 gündür arıyoruz ama bu çocuk ne zaman öldürüldü onu da bilmiyoruz. O arama başlandığı gün mü öldürüldü, daha sonra mı öldürüldü? Bu netlik kazanmış bir soru değil. Bu nedenle her türlü fark eder. Yani bulunduğu mekan, bulunduğu durum ve ölüm zamanı yapılacak olan otopside sonuca ulaşma temelinde çok fark eder.
O nedenle şu anda otopsisi yapılmadan herhangi bir şey söylemek pek mümkün değil. Ama peki suyun içerisinde kaldığı süre edinilecek bilgiler konusunda bir değişikliğe sebep olur mu? Yani uzun süre suda kaldığında daha az bilgi edinilebilir gibi bir durum söz konusu mu? Her türlü şartlar etkiler. Bu şu veya bu şekilde mutlaka bir parametredir. Ama dediğim gibi ne zaman suya atıldığını bilmiyoruz ki. Peki otopsi bize bunu söyleyecek mi? Ne zamandır suda olduğunu? Ne zamandır suda olduğunu bile söyleyebilecek niteliktedir. Ayrıca cesette incelenebilecek nitelikte bazı örnekler var mıdır yok mudur onu da bize otopsi söyleyecektir. Yani tabii herkesin şu anda düşündüğü ve de cevap bulmaya çalıştığı acaba herhangi bir cinsel istismar söz konusu mu? Herkes evet, dilimizin varmadığı elbette böyle bir soru işareti var. Evet, dolayısıyla bu tabii çok merak edilen bir şey. Bunun ispatı mümkündür, çok çeşitli şekillerde mümkündür ama benim uzmanlık alanım olan DNA temelinde de eğer bir biyolojik örnek bulunursa bunun tespiti çok netlikle mümkündür. O nedenle biz bir otopsi sonuçlanmadan herhangi bir şey konuşamayız, konuşmamalıyız da. Çünkü elimizde nelerin var olabileceği ve nelere yönelik olarak sonuca varabileceğimizi şu anda hiç bilmiyoruz. O nedenle söylediklerimizin tamamı spekülasyondan ibaret. Ama bulunabilir mi? Evet, bulunabilir. Çünkü hatta ne zaman öldüğünü bile bilmiyoruz. Peki bu suçu bir ya da birden fazla kişinin işleyip işlemediğine dair de bir fikir verebilir zannediyorum netice. Şöyle, eğer doğru ve de kullanılabilir, sonuç verebilir nitelikte örneklere ulaşabilirsek kesinlikle hiç. Birden fazla şahsın DNA'sına eğer varsa ulaşmak kesinlikle mümkün olabilir. Buna benzer çok fazla olgu mevcuttur. Peki yani bu çalışmayla birlikte yani yapılacak otopsiyle birlikte aslında tamamen aydınlığa kavuşabilir mi bu olay? Şimdi bakın dediğim gibi nelerin bulunacağına bakar. Tamamen aydınlığa kavuşabilir, kavuşmayabilir. Dediğim gibi elimizde nelerin var olduğu ve neyi değerlendirebileceğimiz temelinde sorularımıza net cevaplar bulabiliriz veya bulamayabiliriz. Yani eğer hiçbir örnek yoksa çocuğunu bir biyolojik kendisine ait olmayan peki olası örnek hiçbir olmazsa, örnek yoksa dediniz ya mesela Sayın Kalfoğlu yani böyle olaylarda hiçbir iz bulunmadığı oluyor mu gerçekten? Şimdi bakın eğer tecavüze uğramadıysa yok zaten. Ancak işte çok özür dileyerek yani aklıma belki izlediğim filmlerden örnekler geliyor ama işte tırnak arasından bir örnek vesaire gibi. Tabii şimdi bakın bu izlediğimiz filmlerle ilgili değil bizim Türkiye'de yaşadığımız çeşit çeşit örnekler mevcut ve de tırnak altı materyalinden hareketle olguların aydınlatıldığı, Adli Tıp Kurumu'nun aydınlattığı birçok olgu var. Yani bunlar zaten fiilen gerçekleştirilen incelemelerdir. Bu nedenle eğer varsa biyolojik örnek ve de eğer toplanabilirse mutlaka incelenir ve mutlaka bir şekilde var olan bilgi, veri açığa çıkartılır. Peki ne kadarlık yani bir süreden bahsediyoruz? Bu konuda hiçbir tereddütüm yok benim kişisel olarak. Şimdi hızla kişisini yapacağından eminim. Alınacak olan materyalin incelemesi artık orasını bilemem çünkü ben o laboratuvarda çalışmıyorum. Yoğunluklarına bakar veya tekrarlamaları gereken çalışmalara bakar. Çıkacak olan örneklerin sayısına bakar. O nedenle böyle bir süre belirlemek mümkün değil. Ayrıca örnekler incelendikten sonra bu çıkan verilerin değerlendirilmesi de var. Yani bir DNA çıkar ama o DNA'nın kime ait, nasıl olmuş vesaire gibi bir genel değerlendirmeye ulaşılabilmesi de ciddi bir süreç. Dolayısıyla ben size herhangi bir şey söyleyemiyorum ama bu olayın önemi veya duygusal olarak bizlere yarattığı yük
temelinde hızlanacağını düşünüyorum. Bu bir varsayım tabii. Peki şimdi çuval gibi poşet gibi bir şeyden bahsediyoruz Sayın Kalfoğlu. Bunun planlı bir eylem olduğunu söylemek mümkün mü? Vallahi planlı olup olmadığını bilemem ama çocuğun kendisi oraya giremeyeceğine göre bir kastın söz konusu olduğu kesin. Kasıt var, yani çocuğu biri oraya koymuş. Pekala, yani aslında spekülasyondan kaçındığınızı çok net anlıyorum, cevaplarınızda da yanlış bir bilgi vermemek adına kaçındığınızı evet, anlıyorum ama bize ihtimalleri... Yok, kaçınmıyorum. Kaçınmıyorum, durum bu. Yani elimizde veri olmadan hiçbir şey söyleyemeyiz. Ama veriler olacak mı? Evet, olacak. Ve onun üzerine tartışır mıyız? Tabii tartışırız. Ama şu anda elimizde veri yok. Hiçbir şey bilmiyoruz. Pekala. Var mı eklemek istediğiniz bir konu? Yok. Teşekkür ederim. Size kolaylıklar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Evet değerli izleyenler, adli tıp uzmanı Profesör Doktor Ersi Kalfoğlu'ndan değerlendirmeleri aldık konuyla ilgili. Narin, 8 yaşındaki küçük kız çocuğu bundan 19 gün önce 21 Ağustos'ta kaybolmuştu. Ve ailesi kaybolduktan 5-6 saat kadar sonra emniyete haber vermişti. Narin'e bulamadıklarını, ulaşamadıkları yönünde bilgiyi. Ve günlerdir süren arama çalışmaları aslında hem dronlarla, kameralarla havadan yapıldı. Karada çok büyük bir çalışma yürütüldü günlerdir. Birkaç gün önce aktardığımız haberler arasında aslında toprak altında gömülü olma ihtimaline karşı aramalar gerçekleştirilmişti. Farklı teknolojik cihazlar ve yeni ekipmanlar dahil edildi bu 19 günlük arama süreci boyunca. En son Ankara'dan 50 kişilik bir ekibin daha arama çalışmalarına dahil olduğunu aktarmıştık sizlere. Dileğimiz iyi bir haber verebilmekti. Bölgede ilk günden beri Canan Altıntaş takip etti süreci ve her bir gelişmeyi aktarabildiği kadar sınırlar çerçevesinde soruşturmanın alanına girmeyecek bir çizgide aktardı. Tüm Türkiye TV 100 ekranlarından aslında takip etmeye başladı Narin'in kayıp olduğu ve arama çalışmaları haberlerini. Ve bugün sabah geldiğimiz noktada saat 9 sularında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Türkiye'nin beklediği iyi haberi ne yazık ki paylaşamadı. Narin'in cansız bedenine evine 1 kilometrelik bir mesafede ulaşıldığına dair bir paylaşım yaptı. O paylaşımın ardından Adalet Bakanı'ndan da bir paylaşım geldi. Onu da hatta aktaralım sizlere. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar adalet önünde hesap verecektir dedi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç paylaşımında. Şu anda adli tıp kurumuna götürüldüğünü biliyoruz Narin'in, 8 yaşındaki Narin'in cansız bedenin. Dolayısıyla bu andan sonra madem Narin'i kurtaramadık, koruyamadık, en azından bu suç cezasız kalmasın tüm Türkiye'nin dileği. Dolayısıyla otopsiden ne gibi sonuçlar çıkacağı yine Türkiye'nin merakla takip edeceği konu olacak. Herkesin peşinde olduğu soru olacak. Otopsiden çıkan sonuçlarla birlikte de umuyoruz ki kısa süre içerisinde bu cinayet olayı aydınlanacak. İzleyenler, sıcak bir haber olarak paylaşmaya başladık. 2 saatlik bir yayını götürdük. Yayını Kıvılcım Harika Ertunç devralıyor. Soruları sormaya devam edeceğiz. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, maalesef ve maalesef Narin kızımız 19 gündür aradığımız Narin kızımızın cansız bedenine ulaşabildik. Bütün dileklerimiz, bütün isteklerimiz Narin'i canlı bulabilmek üzerine kuruluydu.
Narin'in gülüşünün solmaması üzerine kuruluydu ama maalesef Narin kızımızı canlı bulamadık. Bu konuyla alakalı bağlantılarımız olacak. Uzman konuklarımızla değerlendirmeler yapacağız. Canan Altıntaş başından bu yana bütün gelişmeleri takip etti bölgede. Kendisinin bize aktaracakları olacak. 19 gündür kameraman Mehmet Kayahan'la birlikte haber nöbeti sürdürdüler. Onların da dileği aslında Narin'i canlı bir şekilde bulabilmek üzerine kuruluydu. Ama bu sabah bir acı haber bizi karşıladı. Bu sabah aldığımız acı haberle ne yazık ki Narin'in cansız bedenine ulaşıldığı haberini karşıladık. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da konuya ilişkin X hesabı üzerinden bir açıklama geldi. Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar adalet önünde hesap verecektir açıklamasında bulundu. Aynı zamanda İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'nın da açıklaması vardı. Ali Yerlikaya ise konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun açıklamasında bulundu. Elbette bu noktada bir miktar daha değerlendirmeye çalışacağız ama benden bir önceki kuşaklarda yayın yapan arkadaşlarımın da dikkat çektiği önemli bir husus vardı. Bunlardan önemli noktalardan bir tanesi şuydu efendim, dikkat ederseniz sizlere de aktardık. Bakın, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun açıklaması yaptı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Eminim sizlerin de dikkatini çekmiştir bu tarz konularda. Bu tarz konularda her zaman yapılan açıklamalarda aileye de başsağlığı dilenir. Burada yok, bunun bir ipucu olmadığı, olup olmadığını da konuşacağız ama biz hemen Canan Altıntaş'a dönüyoruz. Canan merhaba, kolaylıklar diliyorum ama sanırım son 19 gününde en zor yayınını yapıyoruz birlikte. Bir önceki kuşaklarda aktardıklarını takip ettik ama bu kuşakta yeniden izleyicilerimize şayet öncelikle bir detaylandırman gerekirse neler söylersin? Evet harika. 22 Ağustos saat 12'de bu bölgede başlayan görevimiz maalesef kötü bir haberle devam ediyor. Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan'la birlikte biz 22 Ağustos saat 12 itibariyle dalgıçların bölgede yaptığı çalışmayla başlamıştık görevimize. Tabii bu bölgede de yine çalışmalar, arama tarama faaliyetleri hepsine tanıklık ettik. 19 gündür Narin her yerde aranıyordu. Ancak arkamda görmüş olduğunuz bu nokta eğer tutmaz deresi yaklaşık 7 kilometrelik bir alan. Bu 7 kilometrelik alan günlerce zaten Canan, arandı. Tabii ki bundan 10 gün önce de yapıyor. Hemen bir dönelim, önce kendisini dinleyelim. Buyurun efendim.